Evet, Taha'cığım sen söyle. Bu arada hoş geldiniz hepiniz. Sağ olasınız. Bu yılın ilk konuklu oturumu bu. Geçen hafta başlatmıştık oturumlarımızı. Ama bu haftaya nasipmiş. Enis Doko gelecekti geçen hafta. O müsait olamadı. Onun için geçen hafta öyle biz bizeydik. Bu hafta da inşallah konuğumuz Hasan Hoca ile beraber başlıyoruz. Evet, sen söyle, biz başlayalım. Kayıttayız abi işte. Öyle mi? Tamam. Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Daha önce malumunuz Dinler Tarihi atölyesi yapmıştık. Geçen yılda, geçen yılki sezonda da Batı Düşüncesi Tarihini yaptık. Aydınlanma, liberalizm, anarşizm, sosyalizm gibi Batı Düşüncesi kaynaklı ve daha sonra dünyayı etki etmiş ekolleri kendi müntesiplerinden dinlemek gibi bir yol seçmiştik, bir metot seçmiştik. Bu sezonda, bu yılda daha geniş bir alan açalım dedik. Hem ülkemiz kaynaklı, yani yerel, hem doğu kaynaklı, hem de batı kaynaklı, yani bir şeyle sınırlamadan, tema tema da giderek bir düşünce atölyesi düzenleyelim dedik. Yılın ilk konuğu olarak da Hasan Köse abimizi, hocamızı davet ettik. Konumuzu da emek ve ahlak üst başlığını koyduk. Yani emek kavramının aslında ahlaki bir kavram olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla emeğe verdiğimiz değer ve emek üzerine yoracağımız düşünsel efor aynı zamanda ahlakımızı besleyen, ahlakımızı da diri tutan ve ahlakımızı da anlamlandıran bir husus olduğunu görüyoruz. En azından inandığımız ve rehber edindiğimizi düşündüğümüz kitap, Kur'an bize böyle bir çerçeve sunuyor. Yani insanın emeği gerek hem ekonomik, politik açıdan hem sosyal açıdan hem de bireysel yaşam açısından yani özgür irade açısından insanın emeğine Rabbimizin titizlikle önem verdiğini görüyoruz. Ki hocamızın da kitabı var, bir bu konuda bir çalışması var. Allah emekten yanadır başlığı koymuş. Gerçekten çok vurucu ve önemli bir, çoğu zaman özellikle dindar mahallenin unuttuğu bir konu. Yani emekten yana olmak, emeğe değer vermek. Dolayısıyla emekle ahlak arasında böyle bir doğrudan varoluşsal bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki emeği daha güncele indirgediğimizde karşımızda işçi hakları, işçilik, yani özellikle modernite sonrası ortaya çıkan bir olgu malumunuz, işçi sınıfı. Dolayısıyla bu konuda da doğal olarak hani düşündüğümüzde dindar kesimin ve ahlak vurgusu yapan kesimlerin bu konuda çok hassas olmasını bekliyor insan doğal olarak. Çünkü kitapta, sünnette bu konuyla ilgili çok fazla vurgu var. Ama böyle bir ters orantıyla karşılaşıyoruz. Yani daha sağcı, statikocu, muhafazakar bir tutumla karşılaşıyoruz emek konusunda. Daha çok böyle patronu ya da işvereni gözünden bakan olaylara, yani emeğin hakkını savunmaktan ziyade daha böyle patron merkezli bir bakış açısıyla da karşılaşıyoruz. Ama işin ilginci şu, bu modernite sonrası gelişen bir durum. Yani kapitalizmin gelişmesiyle ortaya çıkan bir durum. Oysa hem geleneksel fıkhımızda, hem Kur'an'da, hem sünnette, hem Allah Resulü'nün hayatında, hem de geleneksel fıkhımızda işçi hakları ile ilgili çok geniş bir literatür var. Yani aslında. Yani ama yani yaralıdır, eksiktir, farklıdır. Hani tarihsel koşullar açısından, ama var yani. Bu böyle bir hukuk gelişmiş İslami gelenekte. Ama özellikle modernite sonrası, modernizm karşıtı olduğunu söylemesine rağmen dindar kesimlerin birçoğu kapitalizme ve piyasa ahlakına, yani o neoliberal piyasa ahlakına çok çabuk adapte olmuş ve patron merkezli bir bakış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla emekle ilgili bir konu konuşulduğunda bunun sosyalistlik, işte Marksistlik daha doğrusu, işte din karşıtlığı hatta olduğuna dair, yani o alanların İslam'ın dışında bir alan olduğuna dair bir alt, böyle bir ön yargı ya da bir ön tutumda karşılaşıyoruz. Bu açıdan bu konunun konuşulması gerektiğini düşünenlerdenim. Onun için de ilk oturumumuzu
Hasan Köse üstadımızla yapalım istedim. Hoş geldi. Bizi davetimizi kırmadı sağ olsun. Ben şimdi sözü Hasan Köse'ye bırakıyorum. Allah emekten yanadır diyor eserinde. Nasıl Allah emekten yanadır hocam? Siz analiz, emek, değer, ücret meselesinin makro iktisadi analizi dediğiniz alt başlık olarak. Bu analiz sanırım olayı bize anlatacak. Daha sonra da soru cevap kısmımız olacak. Orada da sorularınızla bize katkıda bulunursanız memnun oluruz. Buyurun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yıllar önce bir Marksist, sosyalist bir arkadaş ne zaman? 90'lı yıllarda demişti ki bu toplum bizi dinlemiyor. Bugün sizi dinliyorlar. Konuşmaya devam edin. Üretmeye devam edin. Konuşmaya devam edin. Bir yere varacağız demişti. Şimdi o yıllarda biraz dinlediler bizi ama o yıllardaki bizim gündem edinmiş olduğumuz şey daha ziyade İslamcılığın politik boyutuydu. Yani politik bir zemin üzerinden Mevdudi'nin ifadesiyle şimendiferi ele geçiren vagonları sürükler. Tam tarih tanımı bu. Böyle diyordu. Biz de şimendiferi ele geçirmek için çaba gösteriyorduk. Bunun için işte dersler yapıyorduk. İşte faaliyetler yürütüyorduk. Okumalar yapıyorduk. Duman altı sohbetler ediyorduk. Uzun Erzurum'un kış gecelerinde yani çoğu zaman sabahlıyorduk. Konuşuyorduk. Ve sonra da toplumdan tanıdığımız, bildiğimiz, temas ettiğimiz herkese bunu anlatıyorduk. Fakat toplumun çağırdığımız şey bizim aslında çok da sorgulanmamış bir durum olduğunu 2000'li yıllara geldiğimizde bu anlamda olumsuz olsa da 28 Şubat'ın bizim için bir ayıltıcı tarafı da oldu diyebilirim. Hatta toplumu politik olarak konsolide edip bir muhafazakar iktidarın da ortaya çıkmasına da sebep oldu diyelim. Bu görünüyordu. Bunu da aslında biliyorlardı ama önleyemediler de. Geldi. Peki geldi. İsmet Özel'in ifadesiyle toparlanın hiçbir yere gitmiyoruz diyor. Bunu söyleyebilmek için bulunmuş olduğumuz yerin, zeminin doğru olması gerekir. Yani öyle bir yerde bunu söylemeliyiz ki bir yere gitmediğimiz zaman doğruyu yapmış olmalıyız. Buna sebat deniyor. Kur'an-ı Kerim ifadesiyle ve ثَبَّتْ اَقْدَامَنَا وَنْصُرْنَا عَلَى الْقَامِ الْكَافِر۪ينَ. Burada zalimin de diyebiliriz ayet-i kerimenin ikinci anlamı olarak. Evet, böyle bir şeydi. Peki bizim içinde bulunmuş olduğumuz, kendimizi bir arayış içerisinde hissettiğimiz bir toplum vardı. Derdimiz vardı, sıkıntımız vardı. Bunu sloganlara büründürüyorduk. Bizden önce Akıncı abilerimiz, işte MTTB vesaire falan, onların ürettikleri Tek Yol İslam, Hak Yol İslam sloganları vardı. Semina ve Etana dedik biz de. Yani bu söze biz iman ederiz total olarak dedik. Kur'an'a da biz iman ediyoruz total olarak. Allah'tan olduğuna da inanıyoruz. Ama içerik neyi ifade ediyor? Bize neyi imliyor? Bununla alakalı anladığımız o güne kadarki muarızlarımızın ya da kendimize hasım tayin etmiş olduğumuz insanların devletten anladığını anlıyorduk. Toplumdan anladığını anlıyorduk. Tabiattan anladığını anlıyorduk. Ama bunun işin daha kötüsü bunun farkında da değildik. Yani bunu böyle anladığımızın da farkında değildik. Yine İsmet abiden söyleyelim. Neyi kaybettiğini hatırla diyor İsmet abi. Neyi kaybettiğimizi biz düşünmeye ne zaman başladık? Şahsım adına söylüyorum. 1996-97 yani malum 28 Şubat süreciyle başladık. Ya bir eksiklik var bir yerde dedik. Niye tavrımız net değil, niye sesimiz gür çıkmıyor gibi şeyler sormaya başladık. Bir takım tekliflerde bulunduk. Dedik ki yani aynı yasayı biz de çiğneyelim. Yani madem ki kılık kıyafet üstünden şeyler oluyor,
kadınlara yönelik bir baskı var. Aynı inançları paylaşıyoruz. Biz de dedik aynı yönetmeliği, aynı yasayı, varsa bir yasa da yoktu, biz de çiğneyelim. Ve dolayısıyla biz de aynı mağdur olarak, toplum olarak, ortak olarak düşünelim ve aynı sonuçlarla biz de karşılaşalım. Böylece biz yakıcı bu problemi belki kadınlar kadar değilse bile biz de hissedebiliriz dedik. Bunun için de sivil tatsizlik önerdik. Yani bir toplumsal dil önerdik. Yani şeriatçı bir dil mi yoksa toplumsal bir dil mi? Din merkezli bir dil mi yoksa toplumsal olarak herkesin anlayabileceği, herkesin de çağrılabileceği bir dil mi arasında hukuk hukuki, yani bugünkü dünyanın kendi içerisinde tartışmış, belli bir zeminlerde de kendileri için halletmiş oldukları bir özgürlükçü, insan hakları temelli, hukukun üstünlüğü temelli bir dil mi kurmalıyız işte konuşuyorduk. Burada tabii yine o din dili devam etmelidir. Çünkü başka bir iklime biz gideriz diye düşünüyorlardı. Onun uzamı olarak da biz işte aynı yıllarda bu emekle ilgili olan sömürüyle bir takım, yani kadınların işten edilmesi, eğitimden uzak tutulması, tamam onlar tutuldu, uzak tutuldular, yani büyük sıkıntılar çekildi. Erkekler de yine aynı şekilde oluyordu. Ben bir markete gitmiştim, kitapta da anlatıyorum bunu. Bizim mücahitler diye konuşan, işte bizim mücahitlerden diye konuşan bir abimizin bir yeğeni Kombasan Holding'den işçi olarak çalışmış, sonra atılmış. İşte Amasya Taşova'ya gelmiş. Marketin önünde güzel bir çay ocağı var. Böyle açık alanda şeyin işte o örme hasır taburelerin üstünde. Dedim benim yanımda çalışıyor bu dedi. Tanıştırdı bizi, oturdu falan. Ben de dedim ki ya bu bizim mücahitlere ne kadar ücret veriyorsunuz? Ortalama olarak piyasanın verdiği ücreti veriyoruz dedi. Dedim yani piyasanın derken, ya piyasa işte dedi yani. Ben piyasanın Rabbi kim dedim. Yani bu nasıl soru dedi. Yani piyasanın Rabbi mi olur? Dedim İmam-ı Azam diyor ki piyasanın Rabbi Allah'tır diyor dedim. Yani demek ki var. Peki bugünkü piyasanın Rabbi Allah mı dedim. Bunu evet dese yani başka bir mecraya gidecektik. Ya tabii ki her şeyin sahibi Allah değil mi dedi. Dedim her şeyin sahibi Allah da sizin dükkanın sahibi kim? Yani marketin sahibi kim? Sizin markette hangi Rabbin sözü, hududu geçiyor? Dedim. Dedi ki ya ben piyasadan iyi veriyorum dedi. Ama yine kriteriniz piyasa dedim. Yani onlardan iyi veriyorsunuz. Bu iyi olabilir, Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz ama dedim yani bu olması gereken mi? Nasıl dedi? Yani olması gereken başka bir şeydir. Olabilecek başka bir şeydir, olan başka bir şeydir. Sizinki dedim, olanın bir tık üstüymüş. Yani mümkün olan bile değil. Daha çok yolumuz var dedim yani. Ya bu senin söylediklerin dedi, kuzeyde bir ülkede çöktü dedi yani. Ha? Bunu ne zaman söylüyor? Bana bunu 98'de söylüyor. Kuzeydeki ülkede işte yaklaşık Sovyetler Birliği'ydi falan, hemen dediğiniz gibi işte. Bizi Sovyetler Birliği'ne, komünizme yazdı. Yani bizi sosyalizme. Ya ben dedim yani ben İmam-ı Azam'dan bahsettim. Sovyetler Birliği'ne ne ara geçtiniz? Yani burası olmaz. Sonra ücretleri araştırdım. Basit bir araştırma. Yani küçük bir ilçedeki 4 tane markette araştırdım. Kaç lira ücret alıyorsunuz diye. Bu çocuklar bana ücret, kaç lira ücret aldıklarını söylemekten imtina ettiler. Bunu da tırnak içerisinde korkuyorlar. Yani bu bir İslam ikliminde bir Müslümanın yaşamaması gereken bir şey ve yaşatmaması gereken bir şey. Bu bir olsun yani. Korku iklimi var. Söyleyemiyor çocuklar. Kaç lira aldığını söyleyemiyor. Oysa yani gönençle söyleyebiliyor olması gerekirdi yani falan. İşte bin bir şeyle yolla işte oradan buradan falan filan öğrendim. Bu dediğimiz arkadaş yani gerçekten asgari ücretten biraz daha iyisini veriyormuş. Onu öğrendik. Bu muhafazakar, tarikat, beşrep bir muhafazakar arkadaş. Onun marketi öyleydi. Sonra bizim İslamcı grubun
Yani 12-13 kadar ilahiyatçının da içerisinde bulunduğu işte bir takım birikimlerini yaparak, bir araya getirerek market açtıkları ki ben başta karşı çıkmıştım. Buradaki marketlere bu civardaki üretilen ürünleri paketleyerek satan bir sistem kurun. Buraya bir dördüncü, beşinci market şey olur, fazla olur. Küçük bir yer burası. 17 bin kişilik bir ilçe burası. Dememe rağmen açmışlardı. Onlara kaç lira diye sorduğumda onlar bazı aylar veremediklerini vesaire falan söylediler yani. Ama veriyorlar asgari ücret verdiklerini. Sonra Ümid'in bir Alevi şey vardı, yurttaş vardı. Onun bir marketi vardı yani. Bizimkilerin tabii ki yani gitmedik de oradan ne alışverişleri falan dedikleri. Oraya gittim. Sordum. Kızcağız söylemek istemedi. Nihayetinde onu da işte biraz oradan buradan falan filan konuşarak ortak tanıdıklarımızdan falan da bahsederek söyledik. Dedi ki ben yalnızca öğlen yemeğimi sigortamı ödettiriyorum. Öğlen yemeğimi veriyor. Bir de köye gidip geliyorum ben minibüste. O paramı veriyor benim dedi. Sağ olsun dedi. Allah razı olsun dedi yani. O da o kadarını ödüyordu. Dolayısıyla burada bir ciddi bir problemin olduğu bizim için yakın, yakıcı, açık, yalın, kesindi. Yani bu meseleyle alakalı artık okumaya biz başladık. Sonra döndük. Önce İslam kaynaklarına döndüm ben. Sonra Batı kaynaklarına ben döndüm. Sonra İslam kaynaklarında benim tespit ettiğim bir takım ilkeleri yani 19. yüzyılda Marx'ın bu soruları sorduğunu gördüm. Yani çözümlerini tartışmak, konuşmak ayrı. Ama sorunsal, yani sorunları sorunsal hale getirip onu bir teorik çerçeve içerisinde tartışılabilir, konuşulabilir hale getirmek bir başka bir şey. Ve bu sorulan soruların yakıcı bir şekilde hala geçerli olduğunu gördük. Mesela ücret konusunda sorduğu sorulardan bir tanesi şu. İngiltere'ye diyor ki nasıl oluyor da diyor 4000 yıl önce bir Sümer köylüsü bir aylık çalışması karşılığında 1-2 koyun ücret alıyor diyor. Aylık. 1-2 koyun ücret alıyor diyor. Nasıl oluyor ki diyor Mezopotamya'da bir işçinin o zamanki ürettiği aylık 100 birimse makinalaşma ve zirai tekniklerin gelişmesiyle birlikte bu 5 kat, 6 kat, 10 kat, 100 kat sanayide özellikle artmışken nasıl oluyor da diyor hala İngiltere'de sanayide çalışan bir işçi nasıl oluyor da hala bir koyun ücret alıyor aylık diyor. Ya şimdi bu soru yani eğer bunu vahiy sorsaydı bu böyle sorardı herhalde. Dolayısıyla bu sorunun kendisi doğru bir soru. O zaman teknolojik gelişim, bilimsel gelişim kimin lehine gelişiyor? Kimin aleyhine gelişiyor? Bu gelişme dediğimiz şey ne? Yani tırnak içerisinde bu da ikinci soru. Yani bizim için gelişme ne? Yani büyüme gelişme mi? Bilimsel ilerleme gelişme mi? Teknolojik ilerleme gelişme mi? O zaman gelişmenin işte sizin başlıktan şey yapmış olalım. Ahlaki bir tarafının, insani bir tarafının adaletle ilgili ölçülebilir, matematiğe vurulabilir bir tarafının olması gerekliliği ile alakalı bizim şeyimiz daha da artmış oldu. İkinci soru, diyor ki senin babanın, işte senin dedenin dedesi ormanda benim dedemin dedesiyle yürürken ayağı bir çukura denk geliyor. O çukur altın madeni çıkıyor. Gidiyor kendi üstüne o altın madeni tapılıyor. Orada bir işletme açıyor. Benim baba, dedemin dedesi de orada işçi olarak başlıyor. Diyor ki nasıl oluyor ki ben hala o madende işçiyim ve nasıl oluyor ki sen diyor o madende hala patronsun diyor yani. Ve bu kıyamete kadar da, o kıyamet demiyor da, bu da sonsuza kadar da böyle devam edecek diyor. Bu nasıl bir düzen, bu nasıl bir sistem diyor yani, nasıl bir adalet diye bunu soruyor. Şimdi İslam adına ya da teolojik olarak üçüncü yol, third way adına, işte kilise adına ya da insanlık vicdan adına, akıl adına, bilim adına kim ne söylüyorsa söylesin önce buna bir cevap vermesi gerekir. Yani burada bir adalet probleminin köke inilerek tartışılması gerekir.
Bu şey, bir veri. İkinci veri, Marx'tan önce Joseph Proton, yani aynı çağda yaşıyorlar, zamanda yaşıyorlar ve şey tanışıyorlar da. Joseph Proton Mülkiyet Nedir adlı Türkiye'de çevrilmiş olan eserinde diyor ki tabiatı kendi kendisine bıraksın insanoğlu. Her insan için 3000 poundluk değer üretiyor diyor tabiat. İnsan diyor yan gelsin yatsın. Yani toplayıcılık ve avcılığa devam etsin. Kendi kendisine tabiat 1835'te 3000 poundluk veri şey üretiyor, değer üretiyor diyor. Sonra mülkiyet hırsızlıktır. Hani en çok bilinen sözü o ya, o kitapta bu. Mülkiyet hırsızlıktır diyor. Ve bütün mülk edinme biçimlerini, yani şufa hakkından zilletliye kadar, işte kullanım hakkından mülkiyetin mutlak mülkiyete tapu sistemlerine kadar, bütün bunların her birisinin neden hırsızlık olduğunu, yani hırsızlık deyince bir malı alıp kaçırmak değil, burada kullanılan anlam bu değil. Yani herkesinken benim diye etrafını çizdiğimiz, hani Neolitik çağda başlandı denir ya, o çiti kim çevirdiyse işte o benim diye çizmiş olduğu alan, diğerlerini yasakladığı alan diğerlerinden almadır yani. Bu anlamıyla birlikte. Bütün mülkiyet, buradaki tartışılan mülkiyet de şey tabii ki, onu da ayıralım. Mal değil. Yani ben şimdi Kur'an üstünden söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de mülk kelimesi Allah'ın iki sıfatına, ismine dayanıyor. Malik ve Melik sıfatlarına dayanıyor. İkisi de politiktir. İkisi de politiktir. Yani mal değildir. Mülk dediğimiz şey başkalarını da doyurabilecek bir aileyi değil, başkalarını da doyurabilecek büyüklükteki geriye kalan her şeydir mülk. Mülkün dış sınırları nedir? Kullanılabilir alandır. Mülkün dış sınırları kullanılabilir alandır. Yani Allah malikül mülk, mülkün sahibidir dediğimiz zaman her şeyin sahibidir demiş oluyoruz. Ama bizim burada konuştuğumuz bu olamaz ki zaten. Bizim konuştuğumuz kontrol edilebilir, ulaşılabilir, bilinebilir ve yarara dönüştürülebilir alandır bizim kastımız. İslam buna Beytülmal diyor. Beytülmal'in özelde bir anlamı daha var. Hani toplanan vergilerin, fey ve ganimetlerin toplanmış olduğu binaya da Beytülmal deniyor. Yani Mescid-ül Aksa'ya, hem binaya Mescid-ül Aksa denmesi, hem de o coğrafyaya Mescid-ül Aksa denmesi gibi. Ya da Şam dediğimiz zaman Osmanlı döneminde Suriye'den bahsediyorduk. Bunun gibi bir terim. Beytül mal dediğimiz zaman, yani Allah'a ait olan eşittir insanlara ait olan. Burada insanların bir kimliği yok. İnsan. Kamuya ait. Kamuya. Evet, kamu. Doğru kelime, onu kullanacaktık ileride. Yine kullanacağız. Kamusal mülk anlamındadır ve herkesin eşit erişim hakkı olduğu bir alandır. Şimdi dolayısıyla burada bu mülkü konuşuyor ve bu mülk içerisinde kesilip alınan birine, bir sınıfa, bir kesime, bir güce tahsis edilen her türlü alışı, el koymayı hırsızlıktır diyor. Dediği bu. Yani yoksa insanların Allah'ın dağında, yani kamunun dağında değil, kamunun dağında gidip orada bir yer çevirip, orada ufak tefek ziraat yapıp yaşamını sürdürebileceği kadar bir imkan kendisine edinmiş olduğu, ailesini geçindire doyurabileceği kadar bir alanı etrafını çevirmesi değil mülk. Yani mülk burada özel alan. Seyyid Kutup Fizilal Kur'an'da bunu açıkça kesin bir ifadeyle diyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün mülk kelimesi güce hamledilir diyor. Güç, yani batıdan yine bir kavram alalım, temel üretim aracına tekabül ediyor. Temel üretim aracı. Yani erişilebilir, ulaşılabilir ve üretime katılabilir her şeyi ihtiva ediyor. Şimdi dolayısıyla buradaki problem şu: mülk kimin elinde olacak? Mülk kimin elinde olacak? Peki burada Farabi şeyde, Medine-i Fazla'da devletlerin nasıl ortaya çıktığını
biz tarihi verilerden de biliyoruz da, yani bu güzel formüle etmiş Farabi, nasıl ortaya çıktığını açıklarken şöyle diyor: güçlü birisi güçlü diğerini yeniyor diyor, egemenlik altına alıyor diyor. Yani şey gibi, Cuma ile Robinson Crusoe gibi, onu egemenlik altına alıyor diyor yani. Oysa Haybin Yeksan'ı Asal egemenlik altına almıyor. Demek ki burada iki ayrı akıl var. Kaldı ki Haybin Yeksan Robinson Crusoe'ya ilham kaynağı olmuştur. Ama Robinson Crusoe kendi ikliminin aklıyla bir uyarlama yapmıştır. Yani onun tevili, onun tefsiri, onun sistemi elbette ki kendi anlam zeminidir. Şimdi dolayısıyla burada en baştaki söylediğim, bizden öncekilerin değillerken, yani onlara çatışırken biz hasmımıza benzedik. Dolayısıyla bütün tasavvurumuzu bizim hasmımızın bize karşı tasavvuru oluşturdu. Bu da ona örnek. Buna ikinci bir örnek verelim. Onlarca yıl, onlarca mucizeyle Mısır'dan kurtarılmış olunan İsrailoğulları Kızıldeniz'i geçer geçmez buzağa tapan kavmin buzağısından bize de yap diyorlar. Altın bir buzağları var, bundan bize de yap diyorlar. İş öğretiyorlar, bu başka bir sıkıntı tabii. O kadar mucizeyi görmüşler, bu başka bir sıkıntı. Ya bir durun yani, buncayı size liderlik yapmışız yani, herhalde biliyoruzdur bu meseleyi, buradaki sıkıntı bu değil diyor. O da boş, ya da işte batıl kelimesi kullanıyor orada. Batıl yani kökü olmayan, sonu olmayan şey anlamında. Batıl bir şey mi istiyorsunuz benden diyor, devam ediyor. Fakat akıllarından çıkmıyor bu. Gidiyorlar sonra, Musa Aleyhisselam Tur Vadisi'ne gittiği zaman bir buzağı heykeli, bir samirri onların içerisinden, onların içindeki arzuyu, yani zihin altlarını, yani Alevi, muhafazakar, solcu marketleri örnek verirken, ben bunun bir ideolojik ya da kültürel bir şey, yani kültürel denebilir biraz da, alt kültürel bir şey olmadığını, bunun bir zihniyet problemi olduğunu söylemek için ben o örneği verdim. Dolayısıyla burada İsrailoğullarının zihin altında ne olduğuna baktığımızda, biz yalnızca seçkin Firavun ve ailesinin ve yalnızca baş rahibinin yılda bir kez tapabildiği altın bir buzağı var ve böğürüyor. Ve yıllarca onlar bu törene katılamamışlar. Yani rahta hizmet etmişler oraya, ama yıllarca oraya gidememişler. Oraya gidemedikleri için şimdi aralarından birisi çıkmış, ben yapıyor bir buzağı heykeli yapıyor ve ona hemen hurra iman ediyorlar. Vallahi Musa'nın da aradığı buydu. Dönünce o da buna tapacak diyor Samirri. Ve hemen onlar tapmaya başlıyorlar. Harun Aleyhisselam'ın yapabileceği bir şey yok. Yapamıyor falan. Şimdi dolayısıyla burada Elmalı Hamdi Yazır bu meseledeki gönüllerine içirilmişti buzağı sevgisi ayeti kerimesini anlatırken, süngerin suyu çekmesi gibi gönülleri buzağı sevgisini çekmişti. Buzağda altın var, mülk, para, değer var. İki, itibar var, makam, mevki, yücelik var. Bütün bunlar var ve buna bir özlem var. Şimdi peki biz yıllarca iktidardan uzak tutulmuş, çevrede kalmış, dışarıda kalmış, ezilmiş, itilmiş, kakılmış bir nesli temsil eden insanlar olarak tam da bu duruma düşmüş olduk yani. Yani hemen şeyimize, makamlarımıza, mevkilerimize, altına, gümüşe, hem de hiçbir ölçü, kayıt duymaksızın yani. Yani bu bizim orada şey vardır, içkicilerin sofrasından yemek yemek sevaptır. O içkiyi şeyden, o nimeti, eziyetten kurtarmış olursunuz diye bir inanç vardır bizim orada. Bunun aynısı, ya bu gavurun eline geçeceğini, zalimin eline geçeceğini biz alalım. Yani bu bizim elimizde olsun mantığı ile birlikte biz kervana hücum ettik. Yani kervana hücum ettik, hutbeyi terk ettik. Yani peygamberin hutbesini biz terk ettik ve hücum ettik. Neden? Çünkü bir önceki zihinsel durumu biz güç sahibi olduğumuz zaman onu tekrar ettik. Peki o zaman bizim neyi kaybettiğimizi hatırla sorusunda biz neyi kaybettik?
biz İslamcılığın nasıl bir ortamda, nasıl bir iklimde ortaya çıktığını biz bir daha düşünmemiz gerekir. İslamcılık 19. yüzyılda Batı şeyin benzeri görülmemiş bir galibiyetin ve benzeri görülmemiş bir gelişmenin, benzeri görülmemiş bir gücün sahibi olarak, hatta gemilerinin adına Impossible yazacak kadar, Tanrı isimleri koyacak kadar bir gücü temsil ediyorlardı. İşgal ettiler. Ve biz bunları durduramadık. Yani 9,5 milyon kilometre kare toprakla girdiğimiz savaştan bugün elimizdeki işte 840 bin kilometre karelik bir toprağı elimizde tutabildik. Kaldı ki 350 bin kilometre karelik bir toprak bırakıyorlardı Osmanlı'ya. Eğer işte o bir çatışma olmasaydı falan. Kaybettik yani. Peki bu kaybetme, niye kaybettik? Biz neyi kaybettik de kaybettik? Bu sorular yakıcı bir şekilde işgal altındaki coğrafyalardaki Müslümanların da, işgal altındaki coğrafyalardaki Müslümanların derdini çeken entelijansiyanın da bizim, ben onlara entelijansiya diyorum çünkü toplumla bunlar ilgili. Yani bizim aydınlar, yani son dönem, belki modern cumhuriyet dönemi sonrası aydınlar biraz daha elitist, onlara entelektüel diyebiliriz. Diğerleri daha ozansı, yani halkın içinden olan insanlar olduğu için bizim entelijansiya bunun derdine düşüyor ve şu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki yani biz Müslümanız kardeşim, bizim bir iddiamız var, ne olacak ya yani? Diyorlar ve şu tespiti yapıyorlar yani. İşte Afganilerle birlikte başlayan süreçte, sonra işte Muhammed Abduh'un işte çalışmaları, sonraki dönem işte Seyyid Kutup, işte ondan önce işte Hasan el-Benna, sonra Seyyid Kutup, işte Pakistan'da Mevdudi, Seyyid Kutup cezaevindeyken dört terimi yazıyor mesela, oradaki Rab ile ilgili özellikle yani bir ufuk açıyor ve Seyyid Kutup bütün tefsiri baştan aşağı yazmaya çalışıyor. Şeyin %70'ini de elden geçiriyor tekrar. Son bölümü tabii yazamıyor. Bir şey olmalı. Ne olmalı? Bir diyorlar. Müslümanların bir devleti olmalı. Devlet tanımlarken de aslında kafamızda yine Batı'nın devlet dediği şey var. Ama biz bunun en alt doğal halini söyleyecek olursak bir ne var? Bir egemenlik sahamız olmalı. Yani bir beytül mal alanımız olmalı. Biz dediğimiz bir alan olmalı. Ya biz başkayız, biz farklıyız. Ya biz öyle türedi bir şey değiliz ki yani. Köklü bir medeniyetin kendisinden önceki medeniyetleri hazmetmiş ve o medeniyetlerle birlikte parlak bir medeniyet ortaya koymuş. 13. yani 9. yüzyıldan 13. 14. yüzyıla kadar Batı'nın dudağının uçukladığı, olmaz böyle şey diye inanmadığı Marco Polo'ya yalancı muamelesi yapıyorlar. Hikaye anlatıyorsun sen diyorlar ya. Sonra gidip görünce bunu görüyorlar. Yenilgilerle kim yendi bizi diye. Bunlar kuzeyden gelip bizi yenen, kavimler göçü sırasında bizi yenenler değil bunlar. Buna başka bir şeydir diye. Bunu görüyorlar. Böylesine bir medeniyet var yani. Yani gerisinde şeyden Kayravan Camii'nden Şam Ümeyye Camii'ne kadar, aşevlerinden işte vakıflar, vakıf sistemlerine kadar, yani eğitim sisteminin, sosyal sistemlerin, sağlık sisteminin ve altyapının %100'ünün vakıfla yürütüldüğü bir bütçe düşünün. Yani bugünkü Türkiye bütçesinin bu saydığım kalemleri Türkiye bütçesinin yarısı ediyor. Nerede? %40'ı ediyor. Yarısı ediyor. Yani bir ekonomi düşünün, onun içerisinde %40 vakıfla. Vakıf özel mülktür. Vakıf kamu mülkü değildir. Vakıf özel mülktür. Yani birileri bunu üretiyor ya da işte alan belirliyor ve o vakıf üzerinden bu sistem şey yapılmış oluyor, yürütülmüş oluyor. Demek ki burada biz başka bir ekonomi politikten bahsediyoruz. Bugünküyle mukayese yani ancak parçacı bir mantıkla mukayese edilebilir. Total bir mantıkla mukayese ettiğimiz zaman ilkesel düzeyde başka bir sistemden kesin olarak bahsediyoruz. Ya bunu niye söylüyorum? Çünkü son zamanlarda liberaller ve hatta İslamcılıktan liberalliğe gitmiş olanlar, solculuktan liberalliğe gitmiş olanlara liboş diyorlar. Bizimkilere ne diyeceğiz bilmiyorum. Yani geçmiş olanlar da buna teşni oluyorlar. Diyorlar ki yani İslam ekonomisi
bir hayal mi gerçek mi? Burada panel yaptılar. Liberal Düşünce Topluluğu. Burada panel yaptılar. O panelin sonunda bir 10 dakikalık konuşma yaptım ben. Oradaki ilahiyatçı arkadaşlar güzel özetlediler. Günümüzü güzel özetlediler. Bir de geçmişi de güzel özetlediler. Kim çalıştı bu konuda? Nasıl çalıştılar? Ve nasıl teoriler ürettiler? Ve günümüzde de bunun somut karşılığı olarak dünyada devam eden okullaşma var mı? Dediler. Ve 3 ekol olarak bahsettiler. Daha çok ama finans alanıyla alakalı bahsettiler. Var dediler yani. İşte bunlardan bir tanesi de İngiliz ekolü. İngiliz ekolü de İngilizler buna finansman sağlıyor ve çalıştırttırıyor. Niye çalıştırttırıyor? Çünkü dışarıda kalan bir servet var. Banka sisteminden dolayı ona işte bir takım şeyleri, şüpheleri olan, yani haram helallik üzerinden şüpheleri olan bir büyük bir dev bir şey var. Sunduku siyade diyor buna Araplar. Sunduku siyade petrodolar eşittir petrodolar. O nedir? Toplam İslam ülkelerindeki petrol ülkelerinin gayri safi milli hasılalarının vermiş olduğu fazla sunduku siyade. Bu para dünyadaki İngiliz bankalarında, işte Avrupa bankalarında ve işte Malezya'da, Endonezya'da, Japonya'da hatta yani bu bankalarda dağıtmış durumdalar. Yani Amerika'ya verdiklerini ben size silah vereceğim dedi, onunla ödeşeceğiz dedi Trump geldi. Ve 350 milyar dolar tamam dediler, saydık tamam öyle saydık ve çizdi yani. Vermedi mesela yani 350 milyar doları. Şimdi dolayısıyla burada bizim bu ilk soru ekonomik anlamdaki başlıktan önce İslam kaygısı taşıyan bizim entelijansiya, alimler diyelim, bilginler diyelim, bilim adamları, düşünürler, aydınlar diyelim yani. Bunlar bir, siyasal bir iklimimiz olmalı, kendimize ait bir Darül İslam'ımız olmalı yani dediler yani. Ya bir İslam devletimiz olmalı dediler yani. Ha devlet olur mu olmaz mı tartışmasının dışında tutuyorum ben. Evet bir egemenlik alanımız olmalı dediler. Bu anlamda anlıyorum. Ama zihinlerindeki devlet dediğimiz şey modern ulus devletti yani. Zihinlerindeki söyledikleri. Yani modern ulus devletin böyle yeşile boyanmış evet, versiyonu aslında. O aynı değili Samirri'de evet, de konuşuyoruz ya yani zihniyet aynen şey yapıyor. Orada tecelli ediyor. Yani diğerine dönüşüyor. Diğeriyle modelliyor yani. Ne yaparsa yapsın bir çocuğa arkadan baktığınız zaman ya babası gibi yürüyor ya anası gibi yürüyor. Yani yürüyüşünden onun kim olduğunu ben tanıyorum. Yani yakın tanıdıklarım biliyorum. Bakıyorum gözümün önünde o yani. Simüle etmiş olsam, gölgelemiş olsam siz onu o dersiniz yani. Bu kadar benziyor. Biz de böyle gördüğümüz için Ahmet Altan'ın bir şeyi vardı, bir masalı vardı. Hani bülbüllerin egemen olduğu bir ormanda kargalar orayı ele geçiriyorlar. Bülbül ötüşünü yıllarca yasaklıyorlar. Tabii 30-40 yıl sonra muhalefete dayanamıyorlar. Öğretimini notayla devam ettiriyorlar. Sonra muhalefet yine devam edince ya ötsünler de görelim diyorlar. Çıkan gak diyor. Çıkan gak diyor. Bülbüller de gak diye ötmeye başlıyorlar. Çünkü kulakları onu duymadı, gözleri onu görmedi, elleri ona dokunmadı, onu yaşamadılar. Yani başka bir anlam dünyasından biz bahsetmiş oluyoruz yani. Birincisi siyasal iklimdi. Bu bir. İkincisi dediler ki bizim bu devlet içerisinde uygulayacağımız bir bağımsız İslam ekonomisi olmalı dediler. Ya da İslami ekonomi olmalı dediler. Yani hududunu Allah'ın çizdiği, Kur'an ve sünnetin çizdiği bir ekonomi olmalı dediler. Çünkü bu sistemin içerisinde biz var olamayız, burası bir bataklık dediler yani. Bunun arızalarını görüyorlardı yani kapitalizmin arızalarını görüyorlardı. Buradaki tekelleşmeyi görüyorlardı. Ve bunun üretmiş olduğu yoksulluğu görüyorlardı. Kendi içinde bile yoksulluk üretiyor. Kaldı ki dünyanın geri kalanını kendisine bir cennet yaratmak için dünyanın diğer tarafında yarattıkları cehennemi, her dinin bir cenneti cehennemi olduğu gibi, yani Batı'nın modernizminde, modernitenin de yarattığı cehennemi görüyorlardı. Onun içinde yaşıyorlardı. Dolayısıyla dediler ki bu olmaz, bizim bir kendimize ait bir ekonomik strüktürümüz olmalı dediler. İkincisi bu. Üçüncüsü doğal olarak bunun bir mübadele sistemi olmalı. Yani bir değer dolaşım aracı. Yani bir para sistemi olmalı dediler. Üçüncüsü bu para sisteminin dolaştırılacağı bir bunu dolaştıracak, kolaylaştıracak
zaman zaman domine, zaman zaman regüle edecek bir sistem olmalı dediler. Bu da bankacılık sistemi diyoruz. Yani başka kavram kullanamadığımız için yani bir kurumsallaşma olacak dediler yani. Ve bunun üstüne çalışmaya başladılar. Bununla ilgili Muhammed Bakır Sadr'ın işte Külliyat de diyebileceğimiz bir eseri var. Yunus El Mısri'nin İslam ekonomi doktrini olarak çevrildi. Bu ismin çevrilmiş olması bile bizim zihinsel sapmamızın ne demek olduğunu bize gösteriyor. Çünkü eserin orijinal adı İktisadına. Yani tam şöyle diyor. İktisadımız diyor. Bitti. Önü arkası yok da. İktisadımız diyor. İktisat kavramı zaten bize ait bir kavram. Yani Kur'an temelli kıst kelimesinden geliyor. Kıst kelimesi Kur'an'daki adaletin matematiğe gelen tarafları için kullanılıyor. Matematiğe gelmeyen tarafları için adl kelimesi kullanılıyor. Müsavat kelimesi kullanılıyor. Ama matematik tartılabilir, ölçülebilir bir uzlamı, bir ağırlığı, bir hacmi, bir boyutu olan tarafları için kıst kelimesi kullanılıyor. Kıst, iktisat kelimesi Arapça'da yok. İktisat kelimesine Arapça imkan veriyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın dehası ekonominin karşısında 1882 zannediyorum ekonomi kelimesinin Batı Fransızcadan gelen ekonomi kelimesinin tam karşılığı olarak iktisat kelimesi kullanılmaya başlanıyor. Yani iktisat kelimesi öz Türkçe bir kelime. Bize ait. Yani kız kökeni orası. Ama Araplar kullanmaz onu. Ahmet Cevdet Paşa'ya kadar böyle bir kelime yok zaten. Yani Arapçanın biliyorsunuz o 40 babı var. Her kelimeyi 40 babta şey yapıyorsun, milyonlara ulaşıyor kelimeler. Dolayısıyla temel anlam içerisinde, kendi anlam dünyasında iktisatın bir karşılığı yok. Dolayısıyla biz buradan şuna da geliyoruz. Ekonomi dediğimiz şeyin kendisi zaten modern bir şey. Öncesinde zaten ekonomi denen bir şey yok. Ekonominin olabilmesi için bir siyasal sınırın olması gerekir. Devlet olmaklığın, bağımsızlık ilan etmenin ikinci koşulu, yani birincisi dış iç güvenlik ve adalet, ikinci koşulu para basmaktır. Yani para ekonomi işletmektir. Yani bir iklimde, yani bir coğrafyada parayı dolaştırabilmektir. Ekonomiyi işletebilmektir. İkinci koşulu bu. Dolayısıyla İslamcılığın ilk şeyi, ikinci teorisi, yani bir ekonomik işletim meselesi doğru bir tespitti. Evet, bir farklı bir sistemden bahsediyorsanız İslamcılık olmalıdır şeyiydi yani. Bu yapıldı. Sonra ne oldu? Cemaat-i İslami Pakistan'da denedi, bir şeyler yapmaya çalıştı. Fakat buna toplum hazır değil, buna diğer aktörler hazır değil. Dünya abanmış durumda. Oradan bir şey çıkmadı. Oradan bir şey çıkmadı. Sonra işte İran İslam Cumhuriyeti oldu. İran İslam Cumhuriyeti 1982'de İmam Hümeyni'ye diyorlar ki yani devrim oldu ama bir değişiklik yok. Siz onu 20 yaşındayken görün diyor. Doğru bir tespit. Yani öngörülü bir tespit. Evet doğru. 40 yaşına geldi. Bir şey çıkmadı. Yani bu anlamda o diğeri diyebileceğimiz. Yani işte bu diyebileceğimiz bir uygulama çıkmadı. Ondan sonra Türkiye'de biz tamam Refah Yolu döneminde adil düzen sloganları toplum satın aldı bunu. Bu dedi. Yani birçok solcu arkadaş buna heyecanlandılar. Evet dediler ya. Böyle şeyler var da bize niye anlatmıyorsunuz bunu falan diyenler oldu yani. O biraz önceki bahsettiğim çocukluk arkadaşım da buna dahil yani. Ondan sonra o dönemde hadi alaşağı edildi. Süleyman Karagül'le vefatından son 3 yılında beraber olduk. Ben onların sohbetlerine gittim, şey yaptık vesaire falan. Hocam dedim, adil düzeni Erbakan Hoca niye uygulamadı dedi. Dedi ki çünkü Erbakan Hoca'ya ben söyledim bunu uygula dedim dedi. O dedi ki biz bunu uygularsak bize 2 gün burada tutmazlar. Alaşağı ederler. Buna güçleri var. Bunun için gücümüzün, politik gücümüzün, yani sarsılmaz bir gücümüzün olması gerekir ki o zaman biz bunu uygularız dedi. Süleyman Karagül'le bunu söylüyor. Adil Düzen'in yazarı. Şeyi yani teorisyeni. Teorisyeni baş mimar diye. Yani uygulanmadığını bir, tescil etmiş olduk. İki, Erbakan Hoca'nın uygulama niyetinde olduğunu da biz
tescil etmiş olduk. Ama nihayetinde biz toplumun %51'inin oyunu alan çıraklığı geçtik, kalfalığı geçtik, ustalığı geçtik. Dün yine ustalıktan bahsediyor arkadaş. Ustalıktan bahsediyor ama tabii şey alanında, turizm alanında ustalıktan bahsediyor diye tevil etti bir arkadaş. Yani ustalık uygularsınız diye biz düşünmüştük. Orada da bir uygulama yok. Neden uygulama yok? Çünkü bugünkü iktisadi, yani olabilirdi bu. Ve bu iktisat olduğu için, yani Müslümana şöyle, Müslüman olmayana böyle diye bir durum yok ki. Yani ekmek herkes için ekmek, emek herkes için emek, ücret herkes için ücret, ekonomi, iktisat herkese aynı etkiliyor. Dolayısıyla iyi bir şey yapıldığı zaman toplum bunu sahipleniyor, bunu satın alıyor ve bunun arkasında duruyor. Topluma yaslanın, bunu yapın, bunu uygulayın. Yapamazsanız bunu açıklayın, bunu ortaya koyun. Bunu siz ortaya koyduğunuz zaman göreceksiniz bunun karşılığını dedik. Ama yok, yapmadılar, yapamadılar. Hatta 2015 seçimlerinde işte ana muhalefet partisi Big Board'lara asgari ücreti 2000 liraya çıkaracağız dedi. O zaman asgari ücret 800 lira falan mıydı? Neydi? Olmaz dedi. O zamanki başbakan adayı Ahmet Davutoğlu miting meydanlarından iş adamlarına çağrıda bulundu. Dedi ki niye konuşmuyorsunuz TÜSİAD? Niye konuşmuyorsunuz? Eğer biz asgari ücreti 2000 liraya çıkarırsak kaç iş yeri batar? Bunu niye söylemiyorsunuz dedi. Ya öyle sanıyor. Ya öyle sanıyor. Bunu söyledi yani. Ben de o zaman başbakana açık mektup diye bir yazı yazdım. Milat gazetesinde yayınlandı. Dedim ki batmaz, ekonomi canlanır, daha da büyür ve bu toplumsal hasıladan bütün toplum yararlanır dedim. Sonra işte seçim oldu falan, işte 42-41,5 falan filan işte oy olunca işte koalisyon olmadı, iptal edildi, seçim yenilendi. Binali Yıldırım işte iktidar oldu ve devam ediyor. O Kasım-Aralık aylarında bir televizyonda kendisine birisi sordu. Dedi ki asgari ücretin artışı dedi ekonomiye nasıl etkide bulundu? Yani gerçekten bir dedi büyük dedi iş yeri kapanmaları falan. Hayır dedi, bilakis. Büyük bir canlılık oldu dedi. Hatta orada bir oran da verdi. Canlılık oldu dedi asgari ücretin artışıyla alakalı. İyi ama yani Haziran'da niye dinlemediniz beni de %42'de kaldınız da kapı kapı dolaştınız, buradan kahve içersin gidersin diye fırçalarını yediniz. O da ayrı bir şeydi tabii yani, ahmaklık da. Şimdi dolayısıyla burada ücret meselesine bakış açısıyla alakalı bir zihniyet kriziyle biz karşı karşıyayız. Birkaç gün önce Cübbeli televizyonun birisinde ona dediler ki yani sizce asgari ücret, konu başka bir şeydi aslında ama konu oraya geldi. Sizce asgari ücret kaç lira olmalı? Bu konuda ne diyorsunuz dediler. Vallahi bilmem dedi, o iş uzmanları bilir dedi. Ama dedi ben dedi şey olmalı yani, insanlar dedi normal dedi ihtiyaçlarını karşılayabilmeli dedi. Bak çok iyi niyetli bir şey. Sonra bunun üstüne dedi ki ya mesela insanlar peynirini, zeytinini, ekmeğini, yani aşını, işte barınmasını falan filan sağlayabilmeli dedi. Yemin ediyorum. Bu haram. Yani ücret meselesine böyle bakmak, yemin ediyorum, haram. Ücret meselesine bir katırın ihtiyaçlarını karşılar gibi bakamazsınız. Çünkü ücret de hayatı, ücret dediğiniz şey en az bir insanın, en az bir ömrünün bir diliminin bedeli olarak veriyorsunuz. Bir insan hayatının bütününe ya da bir bölümüne kim bedel biçebilir? Kim biçerse ben vereyim ona o bedeli, öldürme hazzını yaşamak istiyorum ben. Amerika'da düzenliyorlar yani, bir ara şey safari düzenlediler yani. En azından bir gavur öldürmüş olurum ya. Bir insan hayatına bedel biçilemez. Dolayısıyla dönüyorum geri. İslam hukuku üzerinden Kitab-ül Envar ve Kitab-ül Haraç kitapları üzerinden Cengiz Kallek'in o çalışması çok derli toplu ve özetleyici. Hemen hemen bu sahayla alakalı temel mantaliteyi anlayabileceğimiz bir çalışma. Kitab-ül Envar ve Haraç. Orada 7 tane ayrı alimin Kitab-ül Envar ve Haraç'ını topluyor. Şey de var. 4 tanesi Sünni kaynak, 3 tanesi şey, Şii kaynak, onları veriyor.
Oradan da anladıklarımıza birlikte baktığımız zaman İslam fıkhı yani hukuku da diyebiliriz. Ama fıkhı dediğimiz zaman bir şeyden bahsetmiş de oluyoruz. Bir referans sınırlılığından da bahsetmiş oluyoruz. Meseleye nasıl bakıyor? Problem noktasını ben şeyde buldum. Mudarebe yani emek sermaye ortaklığı, emek sermaye ortaklığında garar olduğu için fıkhi bir terim belirsizlik demek. Belirsizlik akdi batıl kılar. Akdi batıl, itiraz durumunda batıl kılar. Belirsizlik vardı, mahkemeye müracaat ettik, mahkeme onu bir yere bağladı. Olabilir. Ama bir belirsizlik üzerine şey kurulamaz. Yani hüküm bina olunamaz. Mesela nikahta da öyle değil midir? Sınırsızlık. Yani bir sınır yok. Gelecekle alakalı bir süreklilik var. Bu bir şeydir. Yani gelecekle alakalı kayda hayat şartıyla bir ahit vardır. Ve rızanın devamı şartıyla bir ahit vardır. Bunların hepsi belirlilik, kesinlik üzerinden gider. Yani yoksa o onu istemiş, o onu istemiş, almış diyebilirdik. Öyle değil. Bunu söyleyeceksiniz. Oturtuyoruz sembolik olarak kabul ettim mi kabul ettim, kabul ettim mi kabul ettim. Yani buradaki netleştirme belirlilik ve rızanın açıklığı ile alakalı. Karar prensibi bu olmadığı zaman işte o duruma karar prensibi deniyor. Ahitlerde, akitlerde karar prensibi olmadığı için yani kereh görüldüğü için açıklık esas olacağı için. Ürün çıkmazsa mudaribin yani işçinin emeğin hakkı zayi olacak kaygısı var. Bundan dolayı mudarebeye caiz değildir diyenler olmuştur. Fakat iki caiz değildir arasında toplumsal maslahat olduğu için üretici üretme kabiliyetine sahip değil, üretme gücüne sahip olan da sermayeye sahip değil. Dolayısıyla ikisinin birleşiminden mudarebe akdi farz değildir, caizdir. Yani kereh görülmüştür ama toplumsal maslahat açısından, üretimin devam etmesi açısından caiz görülmüştür. Bakın bu da bir mantalite şeyidir. Şimdi dolayısıyla biz mudarebe akdinden, şirketlerden bahsettiğimiz zaman bir nas'tan bahsetmiyoruz. Aklın alanı olan caizler, mübahlar, helaller alanından bahsetmiş oluyoruz. Bir kere yani. Dolayısıyla buradan bu caiz görülmüş, nereye kadar caiz görülmüş? Ta ki 365 gün meyve veren muz ağacı mudarebesine gelinceye kadar bu caiz görülmüştür. 365 gün neden? Çünkü hurmanın bir dönemi var. Başlıyor, bitiyor. Diğer meyvelerin, ziraatin bir dönemi var. Başlıyor, bitiyor. Bu başlayıp bitmiyor. Muz ağacı sürekli olduğu için mudarebe akdini başladığınız zaman bunu nerede bitireceksiniz? Bunun bir başlangıcı ve bitişi yok. Mudarebe akdi üzerinden bir akit kuramazsınız. Bu caiz değil diyorlar. Yani mudarebeye caiz dediler ama buna değil diyorlar. Bunun demelerinin sebebi süreklilik. Burada bir insanın bir akde bağlı kalarak bütün ömrünü bir akitle birlikte çalışmak zorunda kalacağı bir kapı açmış olursunuz. Bunun ucu köleliğe gider diyorlar. Dolayısıyla burada da ne var? Burada da yine o arkadaki kaygının başka bir aklın kaygısı olduğunu biz görüyoruz. Yani köleliğin önlenmesine, köleliğe doğru gidecek olan bir akit sisteminin ortadan kaldırılmasına, sedd-i zerai diyorlar ya, yani önüne set koyulmasına, onun önlenmesine yönelik bir aklın işlediğini de biz görmüş oluyoruz. Bunun bir ücret sistemine dönmesinden kaygı duydukları için bunu şey yapıyoruz. Sonra Kurtuba uleması, işte onların başında Kadı İbn Arabi var. Sonraki dönemde işte Şatibi ona referans vererek oradaki yaptığı tartışmalar var. Onları esas alarak da modern zamanlarda Muhammed Tahir bin Aşur var. Tunus ulemasından. İslam fıkhı usulü kitapları içerisinde emeğe bir bölüm ayıran benim gördüğüm ilk usul kitabı Muhammed Tahir bin Aşur'un kitabı. Ondan öncesi varsa
Ben bilmiyorum. Yani hepsini de bildiğimi söylemiyorum. Orada bir bölüm ayırıyor ve emek meselesini 8 maddeyle emeğin İslam hukuku açısından neye dayandırılması gerektiğini orada açıklıyor. Yani ücretlilik sistemi kölelik sisteminin devamı şeklindedir. Benzerlikler üstünden bunu söylüyoruz. Neden? Çünkü bir kişinin hayatını bir işe bağlıyor ve sürekli olarak o işi yapıyor olmasını bir bağlayıcılık, bir tutukluluk hali, bir esaret hali olarak gördükleri için Müslüman alimler, o arkadaki akıl, bu işleyen akıl, bunu kerih görüyorlar. Sonra nasıl aşıyorlar? Diyorlar ki o zaman süre koyun. Şatıbi'nin ekseni üzerinden o dönemdeki diğer ulema İzbin Abdüsselam, o süre koyularak bunun caiz olacağını söylüyor. Ya diyor ki biz aksiz muz bahçesinin sahibisiniz, ben de mudaribim, geldim. Diyoruz ki işte bir yıl diyoruz. Bir yıl başlıyor, bitiyor, hesaplaşıyoruz. Bir ay diyoruz. Yılı caizse ayı da caiz olur. Dolayısıyla süre koyarak caizdir deniyor. Ama burada benim esas söylediğim teknik ayrıntı değil. Buradaki kaygı, yani şeyin arkası, alimin bir meseleye hüküm verirken bu meseleyle alakalı köleleşmeye benzer bir yola doğru gidiyor bu diye bunu kerih görmeleridir. Esas buradaki akıl başka bir akıl. Dolayısıyla zihniyet problemine tekrar burada vurgu yapmış olalım. Şimdi bunun biz ilk dönemde sahabe döneminde Sevat arazisinin nasıl dağıtılacağı ile ilgili bir şey var, problem var. Yani Irak fethediliyor. Muaz fatihlerden birisi. Hazreti aralarında diyorlar ki hadi dağıtalım. Diyor ki Muaz olmaz. Olmaz diyor yani. Niye olmaz? Çünkü burası çok büyük bir arazi diyor. Burayı biz dağıtırsak buradaki insanlar köleleşir diyor. Olmaz diyor. Kendi topraklarında bu insanlar köle, burada sıkıntı var. Onlar diyorlar ki ya Kur'an diyor ki beşte birini Beytülmale, orada sayıyor ya işte Allah Resulü falan, yani devlet diyelim biz oraya, geriye kalan beşte dördünü mücahitlere dağıtılır diyor Kur'an. Hazreti Peygamber öyle uyguluyor, Hazreti Ebu Bekir öyle uyguluyor, şimdi biz de böyle uygulayacağız diyorlar. Meseleyi Hazreti Ömer'e götürdükleri zaman ciddi bir tartışma oluyor, uzun bir tartışma, ama Hazreti Ömer'in Muaz'ın içtihadına uyduğunu biz burada görüyoruz. Diyor ki Hazreti Ömer, dinledikten sonra tartışmaları falan, bir, bizim amacımız insanları özgürleştirmek diyor. Eğer bu toprağı dağıtırsak buradaki insanlar kendi topraklarında köleleşir. İki, bizim amacımız insanları yoksulluktan kurtarmak diyor. Eğer biz bunları dağıtırsak bizim mücahitler oraları işletemez. İşletemezse ürün daralır, ürün daralırsa insanlar aç kalır. Gelip Ömer'den isteyecekler. Ömer onlara nereden verecek diyor. Dört, devletin karşısına bir devlet ortaya çıkar diyor. Beş, hadi diyelim ki biz Müslümanlara, mücahitlere güvenelim. Onlardan sonraki çocuklarına kalacak burası diyor. Yani tevarüs edecek. Bu büyük mülkün belli insanların elinde toplanmasına izin veremeyiz. Bütün bu fitne sebep olur diyor. Yani bir adım sonra bu fitne sebep olur diyor. Bunun gibi devam ettiriyor. Şimdi dolayısıyla burada işleyen bir akıl var ve bu gerçekten kamusal, yüksek. Ya gerçekten ibadullah dedikleri zaman herkesi kastettiklerini biz buradan anlıyoruz. Irak arazisindeki insanlar Müslüman değil. Ve arkasından diyor ki vallahi Irak'ta öyle bir düzen kuracağım ki diyor. Kıyamete kadar hiçbir Iraklı kadın, ya burada zayıf anlamında bir şeydir. Iraklı kadın Kaiser'in sadakasına muhtaç olmayacak diyor. Yani toplumun en dezavantajlı. Hazreti Peygamber de aynı şeyi olmayacak. Evet, mağdur olmayacak. Evet, evet. Ya mesela güvenliği anlatırken Hazreti Peygamber bir kadın bir devenin üstünde Sana'dan Hadramevt'e kadar Allah'tan ve yabani hayvanlardan başka hiçbir şeyden korkmadan gidebilecek diyor. Öyle bir gün gelecek diyor. Orada da yine yani bir kadının güvenliği, yani bir çocuğun, bir erkek çocuğun güvenliğinden daha zor bir şeydir. Yani daha
bir hassasiyetle, bu vurgu buradadır yani. En zayıfı evet. dediğiniz doğru. Ve burada vurgulanan Kaiser'in sadakası. Yani İbadullah'ın sadakası değil. Dolayısıyla devletin sadakası bu. Yani devletin yardımına bile muhtaç olmayacak. Kim? Iraklı kadın. Ve ne yapıyor? Diyor ki Hazreti Peygamber'in işte Fedek'te uyguladığı şeyde, Hayber Kalesi'nin fethinden sonra uygulamış olduğu sistemi burada uygulayacağız diyor. Mülk kamu mülküdür. Yani Beytülmal'indir. Üzerindeki işletenler buraya diyor %50 şey verecekler. Vergi verecekler diyor. Yani buna da fey deniyor. Şimdi biz lise kitaplarında hala haraç deniyor buna. Lise kitaplarında haraç hala gayrimüslimlerden alınan vergi olarak anlatılıyor. Öyle değil. Haraç mülkten alınan, yani temel üretim araçlarından alınan vergi demek. Sahibi Müslüman da olsa, kaldı ki Müslümanların da vardır, onlardan da en az %50 alınıyor. Vergi dediğimiz şey, diğeri ise öşürdür. O kendi ailesi kadar, geçimi kadar üretenden bile onda bir alınıyor. O maldan alınan vergidir. Ben böyle kavramsallaştırıyorum Kur'an temelli olarak. Mülkten alınan vergi ise herkese ait olan şeylerin şey yapılmış olmasıdır. Birinin eline, yani temel üretim aracının bir sınıfın eline geçmesini önlemek içindir. Bunun da kendi içerisinde kaideleri var. Tabii dolayısıyla lafınızı kesiyorum. Katkı babından. Tabii başta belirttiniz ya, bu vergiyi alan otorite ulusal bir devlet değil. Kesinlikle ulus yani devlet çünkü, değil. İslam devleti algısında şöyle bir şey var dedik zaten, siz de belirttiniz. Yani ulus devlet tarzı bir İslam devleti düşünüyor ve o devletleştirmeyi de aslında yeni bir otorite olarak algılıyor. Oysa burada toplumun havuzunda toplanan bir vergiden bahsediyoruz. Yani ulus devlet öncesi bir otorite, başka bir alternatif, bugüne alternatif başka bir yönetim tarzından aslında bahsetmiş oluyoruz. Hı hı. Şimdi bu aklı anlamak için şu örneği verebiliriz. Devlet, buradaki bizim kastettiğimiz devlet, aslında hükümet desek daha doğru olur. Yani mahkeme kadıya mülktür, mülk değildir hesabından. Yani kimsenin mülkü olmayan bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Onu da şu örnekle biz anlayabiliriz. Ne anlıyorlar bundan? Bugünkü kavramsal karşılığı tam anlamıyla yedi emin gibidirler. Yani kendisine ait olmayan bir şeyi sahibi geldiği zaman, hani ayet-i kerime diyor ya, emaneti ehline veriniz şeklinde çevriliyor ya, veriniz anlamlardan birisidir ama eksik. Ayet-i kerimenin orijinalinde te'iddûne diyor. İade ediniz. Aynı mı? Aynı değil. Yani o sahibi gelince hemen ona veriniz. Ya bunu ben buldum, bak şimdi ben bunu koruyordum. Yani gelir gelmez ona veriniz anlamında bir şey bu. Te'iddûne. Dolayısıyla bir yedi emin gibidir. Hükümet başkanı, devlet başkanı, ilk Müslümanların anladığı anlamda. Bunu şuradan anlıyoruz biz. Hazreti Ali'ye diyorlar ki Beytül Mal'in, yani kastettikleri hazinenin, toplanan vergilerin birikmiş olduğu bina, kapısına diyorlar, girişine diyorlar, bir kapı takalım, bir görevli bırakalım oraya diyorlar. Bu aslında düzeni sağlamak amacıyla iyi niyetli bir şey olmasına rağmen Hazreti Ali diyor ki ümmet ile malı arasına, ya da ibadullah ile malı arasına birini mi koyayım diyor. Ya o orada yokken o malın şeyi, birisi gelir ve o orada yok diye dönüp giderse ben mahşerde ona nasıl hesap veririm diyor. Yani gerçekten hani o dikenli bir yolda yalın ayak yürümek olarak takvası, tam anlamıyla kamu mülkünü elinde, ya bunu birisi alsa da gelse de şundan bir kurtulsak yani diye böyle beklenen bir şey yani. Öncelik burada onun sahibidir. Kendisi değil. O mülk sahibi değil. Dolayısıyla devlet dediğimiz şey, burada tırnak içerisinde bunu kullanıyoruz, asla state station anlamında değil. Devlet dediğimiz şey tam anlamıyla Kur'an-ı Kerim'deki Nas suresi Haşr suresi 7. ayet-i kerimedeki düvele kelimesiyle denk bir şeydir. Düvele kelimesi tam anlamıyla
dolaşıp duran güç. Ya yani belki Türkçeleştirecek olursak dolaşıp duran güç. Peki ayette ne diyor? Fey ve ganimetlerin dağıtımı meselesini anlatırken, peki fey ve ganimetler nedir? Bir toplumu biz nasıl tarif ediyoruz? O toplumun çoğunluğunun geçim kaynağı neyse ona göre biz o toplumu isimlendiriyoruz. Dolayısıyla devletin en çok gelir kaynağı nedense o devleti ve o toplumu biz ona göre tarif ediyoruz. Diyoruz ki toplayıcı avcı, diyoruz ki tarım toplumu, diyoruz ki sanayi toplumu. Diyoruz ya o dönemdeki merkez ekonomik varlık fetihlerin artmasıyla birlikte Arap Yarımadası'nın ekonomik varlığı 200 kat, 300 kat artmış. Dolayısıyla 300 kat artan bir servetten bahsediyoruz. İşte bu servetin dolaşımı ile alakalı olarak söyleniyor. Yani biz bu ayet-i kerimeyi yalnızca fey ve ganimetin dağıtımında bu böyledir, diğer meselelerde böyledir, değildir diyemeyiz. Fey ve ganimet ümmetin malıdır. Yani ibadullahın malıdır. Dolayısıyla ibadullahın diğer malları, taşınmaz mallarının hükmü de aynıdır. Onların erişim hakları eşitliği kadar taşınır malların da erişim hakları, kullanım hakları ve dolaşım biçimi aynıdır. İlkeleri aynı yani. Şimdi böyle olunca o zaman ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Ayet-i kerime şöyle diyor. Sakın ha! Mülk yalnız mülk, mal değil. Mülk yalnızca bazılarımızın arasında dolaşan bir devlet haline gelmesin diyor. Dolayısıyla en üst ekonomi prensibi İslam'ın nedir diye bir soru sorsak biz, en üst ekonomi kokpitteki pilotun göstergedeki ilk bakacak olduğu şey, ilk hassas yemin etmesi gereken şey burasıdır. Bu da şudur: mülkün temerküzünü önlemek. Bu eksik oldu. Mülkün belli yerlerde temerküzünü önlemek. Mülkün belli yerlerde temerküzünü önlemek için de bir paylaşım, üretim, dağıtım, özür dilerim, paylaşım, üretim, bölüşüm ve dağıtım mekanizması var İslam. Yani İslam ekonomisinin bu dört zeminde bakıyor. Batı ve diğerleri, yani Batı ve Batı'nın içinden çıkan kendi karşıtı ise üretim de başlıyor. Bir kere paylaşımı atlıyor. Yani var olanın paylaşımını atlıyor. Üretimle başlıyor. Üretim, bölüşüm, dağıtım olarak bakıyor. Dağıtım dediğimiz bizim yani toplumsal olarak Allah'ın nimetlerine ulaşamayacak nitelikteki herhangi bir engele sahip olan insanlara ulaştırılmasıyla alakalı, bir de toplumun genel hizmetleriyle alakalı olan bölüm dağıtım dediğimiz şey. Bölüşümse üretim araçlarının işletilmesi, üretim aşamasında üretim faktörleri arasındaki bölüşümdür. Yani bir şey ürettik, bir şey ortaya çıktı. Kendi kendine ortaya çıkmıyor, orada duruyor. Yani maden orada duruyor. Ona bir şey dokunuyor. Bir, maden. Allah'ın mülkü kimsenin değil. Bir. İki, o madene emek gitti, dokundu, çıkarttı. İki, emek. Üç, bu işletmenin sermaye tarafını, yani işte orada sistem kurma, onu yürütme, yani sermaye tarafı. Üç tane ayağı var. Güvenliği sağlama ayağı bölümü de ortaktır. Yani biz burada devleti de bu işe ortak kabul ediyoruz. Çünkü orada bir ülke olacak, bir güvenli iklim olacak ki bu devam etsin. Bu da vergiyle mümkündür. Dolayısıyla orada devlet de bir ortaktır. Ama devleti çıktıktan sonra geriye ne kalıyor? Geriye devleti çıktıktan sonra emekle sermaye kalıyor. Tüm masrafları çıktıktan sonra geriye ne kalıyor? Emekle sermaye kalıyor. Emekle sermaye arasında İslam üretilen değeri ikiye bölüyor. Seyyid Kutup İslam kapitalizm çatışmasında iki yerde çok rahat bir şekilde, arkası önü yok cümlenin, öyle anlatıyor falan. Diyor ki İslam üretilen değerde emekle sermayeye 50-50 eşit verir diyor. İkiye böler. İki yerde geçiyor.
Biri 47, biri 53. sayfada zannediyorum Türkçe'ye çevrilmiş haliyle yani. Orada bunu söylüyor. Eşit verir diyor. Bunun referansı ne? İşte bunun referansları Hazreti Peygamber Hayber Kalesi fethedildikten sonra Yahudilerin tabii ki savaştıkları için savaşla el değiştirmeseydi bu sorun da belki olmayacaktı. Savaşla el değiştirdiği için Yahudiler gitmek istiyorlar. Bir bölümü gidiyor. Geriye kalanlar diyorlar ki biz bu toprakları işletmeye devam edelim. Onlar teklif ediyorlar. Peki nasıl olacak diyor Hazreti Peygamber. Biz diyor daha önceden kendi aramızda biz diyor hurmalıkları mudaribe veriyoruz. İşçiye veriyoruz. O üretiyor. Üretilen değeri harmanda ikiye bölüyoruz diyorlar. Tamam diyor Hazreti Peygamber. Burada Hazreti Peygamber devlet. Devletle şey arasında üretici sınıf arasında emek arasında 50-50. Yarısını vergi olarak alıyor yani. Bu bir. İki, savaşta el değiştirildiği zaman özel mülk alanı olmayan kamusal alanlar da bu böyle. Bir de özel mülk alanları var. Müslümanlar da arazileri ıslah ediyorlar. Kendilerinin de satın alıyorlar. Kendilerinin de hurma bahçeleri oluyor. Peki onlar da nasıl yapıyor? Aynı modeli uyguluyorlar. Bu kesin. Yani Mudarebe ile ilgili çalışmaların hepsinde bunlar var. Yunus el-Mısri'de bu var. Sıddıki de onun doktora tezi ikisi de bunlar da var. Şeyde yine benim rahmetli hocam Recep Ulusoy'un doktorası Mudarebe'ydi. Yine onda var. Çalışma başka birçok daha çalışmalar var. Bu konu kesin. Burada bir konu kesin ama şunu biz mesela şeyde yüksek lisans şeyinde derslerinde şunu tartışmıştık hocalarla. Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Diyor ki ihtilaf durumunda mudaribe fazlasını verin diyor. İhtilaf dediğimiz şey nedir? Başlangıçta bir protokol yok. Çalıştık. Sonuç nasıl bölüşeceğiz meselesini? Harmanda kavga ediyoruz. Diyor ki Hazreti Peygamber mudaribe fazlayı verin diyor. Hocalarla biz bunu tartıştık. Ben o zaman dedim ki yani bir şeyin fazlası en az kaçtır? Bunu sormalıyız dedim. 51'dir. Peki o bir nedir diye ben onun peşine düştüm. O bir emeğin mudarebe yaptığı, çalıştığı süre içerisinde o işletmenin nimetlerinden kendi yaşamını sürdürecek kadar alması. Bu hesaba katılmıyor. İşte ücret budur İslam'da. Ücret bu kadardır İslam'da. Geçimliğini sağlayabilecek kadarını o süre içerisinde alınmasıdır İslam'da. Bunun dışında üretilen değer içinden Müslüman mudaribin aldığı ücret değildir. Kârdır. Yani kârın yarısıdır. Çünkü ürüne dolu vurur, alamazsa kaybedecek. Onun da taşıdığı bir risk var. İşte bu o riskin ve üretimin yarısını onun sürdürüyor olmasıdır. Peki mal sahibinin hiç çalışmaksızın sırf bahçesinin olduğu için, bir şekilde orayı elde ettiği için, az bir emekle elde etti, çok bir emekle elde etti. Ama emekle elde etti. Ya da babası emekle etti, ya da dedesi emekle elde etti. Bundan dolayı en nihayetinde biz sermayeyi birikmiş emek sayıyoruz. Bu tarif Karl Marx'ın tarifi. Sermaye birikmiş emektir diyor. Günümüz sosyalistleri Marx kadar dürüst olsalardı bu meseleyi biz çok daha rahat tartışabilirdik. Yani bu makine kırıcılar çıkmazdı. Ondan sonra sermaye düşmanlığı çıkmazdı. Bu olmazdı. Ben alayım bir çay. Dolayısıyla ücret meselesi konuşulurken dedim ya ekmek peynir hesabı yapıyor Müslüman akıl. Ekmek peynir hesabı yapmak haram. Ekmek peynir hesabını kime yaparsınız? Ben 2011'de Zonguldak'ta bir maden işletmesini, Bayraklı Belediyesi'ni ve Mardin Belediyesi'ni aradım. Sebebi eşek istihdam ediyor olmalarından dolayı. Bayraklı Belediyesi ve Mardin Belediyesi ara sokaklarda kullanmak için eşek istihdam ediyorlar. Çöp toplayamıyorlar, araç giremiyor oralara çöp toplamak için. Kaç lira bir eşeğin bir aylık maliyeti diye sordum. Eşeğin sürücüsü
çöpçü olarak istihdam edilmiş olanların ücretinden 1,5 kat fazlaydı. Hara, Bursa'yı aradım. Oradaki Hara'yı aradım. Devlet Üretme Çiftliği'ni aradım. Bir atın devlete maliyeti, bir aylık bir atın devlete maliyeti orada bir öğretmenin maaşının 2,5 katıydı o zaman. Yani şu anda ortalama 10 bin lira diyecek olursak 25 bin lira, 30 bin lira civarındadır şu anda. Hara'yı arayabilirsiniz yani. Bir madende çalışan katırın sürücüsüyle katıra aynı ücreti tayin eden akıl, Müslüman bir akıl olamaz. Değil zaten. Ha ben demiyorum böyle düşündükleri için yani onlar İslam dışı öyle değil ama bu akıl Müslüman aklı değil. Bu zihniyet bizim tevarüz ettiğimiz bozuk başka bir zihniyet. Hani kız çocuklarını ayırıp da erkek çocuklarını öne çekip de kız çocuklarına niye alıyorsun abinden avunu? Yani sen hak mı istiyorsun? Bak adı bile bak. Adı diyor ki hak istemek, hak mı istiyorsun? Yani hak, adı hak ya. Evet hak istiyorum. Çünkü hakkı, hak ya hak. Yani kötü bir şey oluyor hak istemiş olmak yani. Dolayısıyla bu bir zihniyet problemidir ve bunun bir ideolojisi yok yani. Burada şunu bir daha vurgulamış olalım. Üretilen değerde emek sermayenin eşitidir diyoruz. Altına imzamızı atıyoruz. Başımızı altı. Ben başımı altına koyuyorum. Bu Kur'an, sünnet, sahabe uygulaması ve muhallet kaynaklar bunu emrediyor diyorum. Ve anayasanın 55. maddesine de şunu teklif ediyorum. 55. maddesi işçi ücretlerini belirleyen bir madde. Orada diyor ki işçi ücretleri adaletle verilir dedikten sonra ikinci bendinde asgari ücret ekonomik koşulların ve sosyal durumlar gözetilerek verilir diyor. Ya bir anayasa maddesinde çifte standart var. Vallahi birinci grup serftir, ikinci grup köledir. Peki mesela somutlaştıralım isterseniz. Bir markette bir kasiyer çalışıyor. Şimdi o mesela o marketin karından, çünkü emek sarf ediyor oraya bir emek, sadece bir tane kasiyer yok işte birçok kasiyer var. Hani daha somutlaştırsak daha net anlaşılır bağlamında tamam. Söylüyorum. Bir de bu marketin sahibi var. Falanca ailesi işte Türkiye'nin en zengin ailesi atıyorum. Şimdi o falanca ailenin bu marketin karından yarısını ve tüm işçilere de diğer yarısını mı verecek? Aynen öyle. Önce emekle sermaye arasında eşitlik. Bunu söylediğinizde size ne diyecekler? Ya da bize ya da işte kuzeydeki işte diyemezler yok. Çünkü falan. Sosyalizm özel mülkü kabul etmiyor. Market zarar ediyorsa ne yapacaklar? Yalnızca onlar yedikleri içtikleriyle kalacaklar. Kar alamayacaklar. Nasıl ki o kar edemiyor? Neden böyle diyoruz? Bir başka prensibi hatırlatayım ben. İslam hukuku na göre, İslam fıkhına göre ücret var. Ücret süreklilik arz ederse karar ve köleliğe götüren şey olarak görülmüştür. Yoksa ücret var. Ücret İslam hukuku temel şeyine göre ücret sermayeden verilir. Sermaye dediğimiz şey o iş yapılırken yapılıp bitirilinceye kadar geçecek süre içerisinde sermayeden ayrılarak o şahısların iaşesine ya da tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan şeydir ücret. Eğer yine İslam fıkhı temeline göre söylüyorum üretilen üretim sürecinin sonundaki kardan verilecekse burada ücret vermek caiz değil. Bu kâra ortak olmaklıktır. Bu başka bir hukuk var burada. Birlikte üretiyoruzla alakalı bir hukuk var burada. Bu başka bir hukuk. Bir başka prensibi söyleyeyim. Mesela Maliki ulema bunda çok ısrarlı. Mesela Tunus'ta şeriketül hamması kullanıyorlar. Yani beşte bircilik. Bizde şey var ya ne diyorlar ona? Maraba. 1/40 mesela maraba. Şimdi 1/4 mi oluyor?
şeyde hatta murabaha da aynı kökten geliyor. Marabalık işte belli bir payına şeyde de vardı ya züğürt ağda. Evet. İkiye bölmüyor da üçe bölüyor. Birini tohuma, birini kendini, birini onlara ayırıyor. Dolayısıyla üçte ikisini kendisi alınca onlar o geri kalanı da ama geriye kalanı çalarken adil davranıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir ona bir kendilerine, bir ona bir kendine toplamda yine ikiye bölüyorlar. Hepsini silip süpürmüyorlar yani. Yani dolayısıyla şeyi uyguluyorlar. Anadolu'da uygulanıyor bu. Bu çobanlıkta da uygulanıyor, diğer tarım alanlarında da uygulanıyor bu. Şimdi ücret de İslam fıkhı soruyu şöyle sormuyor. Bir işletmede işçiye ne kadar ücret verilir diye sormuyor. Bir işletmede işletme sahibi kardan ne kadar alabilir diye soruyor. Buna da başımı koyarım. Tabii kar ortaklığı üstüne. Yani hepsi kar ortaklığı aslında. Hep çünkü üretim faktörü dediğimiz üç unsur toprak, emek, sermaye. Sermayeyi biz meşru kabul ediyoruz. Sosyalizm bunu kabul etmiyor. Ticareti biz meşru kabul ediyoruz. Sosyalizm bunu kabul etmiyor. Yani biz kârı meşru kabul ediyoruz. Sosyalizm kabul etmiyor. Nasıl aynı olduğu söylenebilir? Söyleyemezler bunu yani. Ama komünizme bir şey diyemeyiz. İslam'ın komünizme bir itirazı yok. Yani komünal yaşama bir itiraz yok. Komünal yaşamda mülkiyet yok çünkü. Dukanlar var işte şeyde Moğolistan'da yaşayan bir Türkçe konuşan Moğollar var. Onlar komünal yaşam sürüyorlar. Yani şeyler var, geyikler var. Geyikler herkesin. Yalnızca kullandıkları malları, çadırları ve ufak tefek araç gereçleri bu kadar. Çocuklar bile herkesin. Herkes eşit davranıyor onlara. İsteyen istediği yere gidiyor, istediği yerden geliyor. Mülk yok. Yani biz şimdi İslam fıkhını oraya götürsek, Müslümanlar gittiler. Onlar şey, şamanist. Müslümanlar gittiler oraya. Ya böyle bir din var dediler. Gelin siz Müslüman olun. Hadi de onlar da dediler ki tamam olalım dediler. Şimdi İslam oldular ya Müslüman, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz falan filan saydılar beş şıktan birisi. Sıra geldi zekata. Nasıl anlatacaksınız mülkiyet olmayan bir toplumda zekatı? Ya her şey zaten herkesin. Yani bunu nasıl anlatacaksınız? Yok böyle bir şey. Dolayısıyla zekat bile düşüyor. Sonra geldik şeye, özel mülkiyete. Ya çit yok. Yalnızca durdukları ev var. Zaten ona biz mülk demiyoruz ki. O zaten mal. O zaten herkesin ihtiyacı kadar. Geyiklerden sen istedin de içeceğin kadar içtin, yiyeceğin kadar yedin, kestin, yedin. Boynuzundan bıçak yaptın, şey yaptın, ok yaptın falan filan. Yani kemiğinden şöyle yaptın, böyle yaptın. Derisini aldın, giydin. Kimse sana dur demiyor ki. İhtiyacın diyor. Ya bu eskimiş, bunu sen değiştir diyor hatta. Şimdi dolayısıyla böyle bir ortamda İslam fıkhının mülkiyetle alakalı bütün hükümleri düşer. Yani burada tarihselciye bir selam, tarihselciliğe buradan bir selam göndermek gerekir. Müslümanlar bu meseleyi daha derinlikli olarak okumak, bu daha derinlikli olarak bu meselenin üstünde düşünmek gerekir. Dolayısıyla evrensellikten bahsediyorsak, yani ben tarihselcilere evrenselciliği soruyorum. Yani evrensel bir tarafı var mı diyorum. Evrenselcilere de ya tarihsel bir tarafı var mı İslam'ın diyorum. Tabii. İkisinin çatışmasından aslında barikayı hakikat doğacağını düşünüyorum. Sadece dükkanlar yok. Daha önceki başka oturumlarda da hani konuşmuştuk. Özellikle anarşizmi konuşurken. Yani özellikle klasik devlet öncesi birçok toplum zaten toplayıcı ve tarım toplumu dediğimiz avcı ve toplayıcıların birçoğu zaten dükkanlar gibi. Bugün de tarihte de mesela Müslüman topluluklar içinde de evet. Özellikle Kuzey Afrika topluluklarında bu tarz bir kooperatifçi daha doğrusu yani yatay bir ilişki, yönetişim modeli zaten uygulanmış. Yani biz şu an beyinlerimiz ulus devlete çok alıştırıldığı için işte karga hikayesinin metaforunda olduğu üzere yani çok fazla gaklamaya alıştırıldığımız için hani cik ötmeler bize çok hayali, ütopik ya da işte masalsı gelebilir ama bu zaten insanlık tarihinin büyük bir kısmında ve Müslümanların tarihinde de yaşanmış yönetim tecrübeleri ya da yönetişim tecrübeleri daha doğrusu. Ben başka bir şey soracağım. Daha sonra da yavaş yavaş hani soru cevap kısmına da böylelikle geçiş yapmış oluruz. Yani bu yine kayıtta kalsın. Biz istersek hani onu editleriz. Tamam. Yani bundan sonraki kesimde. Gerçi öyle çok da ayıp ya da yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Hani ekleyebiliriz eğer süre çok şey olursa. Ben şeyi soracağım hocam. Peki ücret kısmında mesela bir şirkette
her iş yapan, yani o kâra ortak olacak, yani kârın yarısına ortak olacak kesimde bir de ücret de alıyor bu insanlar, değil mi? Ama her çalışanın da farklı özellikleri var. Mesela birisi işte daha fazla ücret alacak bir iş yapıyor aynı işletmenin içerisinde. Ya da tarlada diyebiliriz bunu. İşte birisi saman atıyor, ötekisi biraz daha hafif bir şey yapıyor, ötekisi çok ağır bir şey. Mesela şey var madencilikte, birisi yukarıda düğmeye basıyor, o da önemli bir iş ama hani efor sarf etmiyor, sadece şeyi çalıştırıyor, asansörü. Ama ötekisi aşağıda girizuyla falan, hani hayat memat meselesi bir şekilde aşağıda çalışıyor. Bir ötekisi de giriş kapıda bekliyor, yani güvenlik görevlisi, ama o da maden işletmesinin bir parçası. Hı hı. Peki bu ücretler arasında ve kar arasında o bölüşümde bir nasıl bir bölüşüm olacak? Ya da olur? İlk söylediğine de ben bir söyleyeyim orayı biraz daha açmak için. Dünyanın tamamen işte bu emek sermaye çatışması şeklinde Marx tarif ediyor. Tarihsel işte şeyi, diyalektik materyalizm bunun üstüne kuruluyor. Bunun böyle olmadığını Kojin Karatani çok nüfuzla ortaya koyuyor. Çok önemli bir iktisatçı. O da Marksist kökenlidir. Ama bunun böyle olmadığını söylüyor. Çünkü Kuzey Afrika dediniz siz. Ben Kuzey Avrupa'yı da buna katılmış olayım. 18 ve 19. yüzyıllarda dünyada ilkel yaşam süren diyelim. Yani teknolojik anlamda söylüyoruz. Süren insanlar incelenmiş. Hatta şeyde de var. Yani Freud'da da var. O Tanrı Tabu'da da var. Orada da var. Yine bir takım üretim ilişkileriyle alakalı bu tür tespitler var. Yani kabile dediğimiz yani 15-16 kişilik bir aile grubundan 40-50 kişilik, 100-150 kişilik gruplara kadar büyüyen, hatta şeyde Avrupa'nın Kuzey Avrupa'da yani bu 300-500 bin kişiye kadar büyüyebilen bir klan diyelim, lardan bahsediyor. Bunlardaki şeylerle alakalı mesela Kojin Karatani'nin bunun aile dayanışması şeklinde bir alışverişin olduğunu söylüyor. Kesinlikle karşılıklı prensibinin burada olmadığını, dolayısıyla bir çatışmanın olmadığını söylüyor. Bir ailenin içerisindeki çocuklar, ebeveynler arasındaki mülk dolaşımının, para dolaşımının ya da diyelim değer dolaşımının nasıl ki karşılıksızlık ilkesi içerisinde olması gibi klanda da böyle olduğunu söylüyor. Hatta yakın klanlarda da bunun böyle olduğunu söylüyor. Hatta Kropotkin Karşılıklı Yardımlaşma adlı kitabında orada şey diyor, bir kabilenin bir başka kabileye bir şeyi karşılıklı olarak vermesi için diyor onun hasım olması gerekir diyor. Yani ancak bir şeyi karşılıklılık olarak diyor verebildikleri hasımlarıdır diyor. Yoksa kendi kabilesinden birisine diyor bir şeyi karşılıklı olarak verebiliyor olması utanç verici bir şeydir. Ya bu olmaz diyor zaten. Başka bir örnek veriyor mesela. Diyor ki her yıl diyor, bu da yine örneğini veriyor, şeyi de var yani orada klanın yaşadığı bölgeyle de alakalı. Ve Kropotkin Müslümanlara örnek veriyor. Evet, Müslümanları da. Kabileleri, evet. Evet, Müslüman kabileleri de örnek veriyor. Yine Kuzey Amerika'dan, Kuzey Avrupa'dan bir örnek. Her yıl bütün servetlerini getiriyorlar, bir meydanda bir tören yapıyorlar, paylaşım töreni yapıyorlar ve diğerlerinden daha fazla kürkü olan, diğerlerinden daha fazla işte ne bileyim bıçak kama bir şey yapmış olanlar bu alet edevatlarını bütün kabileden özür dileyerek yani ben sizden fazla mala sahibim diye özür dileyerek onlardan minnet altında kalarak kendi elindeki o fazlayı ortaya koyuyor ve herkesin oradan istediğini almasını sağlıyor ve rahatlıyor. Şimdi bu üretim ilişkisinin evrensel olmadığına örneklerden bir tanesi de bu mesela. Gelelim ikinci bölüme, yani pratik olarak nasıl olacağıyla alakalı gelelim. Şimdi bana en çok bugüne kadar benim karşıma çıkan şeylerden bir tanesi, hocam bir ticarethane kur da, yani Allah sana bir ticarethane kurdursun da seni de bir görelim falan diyenler oldu. Hatta şimdi bakanlık yaptı. Şimdi Samsun'da belediye başkanıdır. Mustafa Demir bundan 1997 miydi, 8 miydi ne? Samsun'da öyle bir ortamda konuşurken hocam benim dedi 30 tane şeyim var, elemanım var. Gel oradaki yap ama batarsam dedi o zaman külahları değişiriz falan filan demişti. Orada bulunan bir abimiz de yani 12-13 tane çalışanı olan bir Kia'nın şeyiydi orada, özel servisiydi. O da dedi ki ya dedi bu senin hesaba göre yaparsak bizim çıraklar aç kalır dedi yani. Niye dedim?
Ya dedi ki ben dedi akşama kadar ustayız. Biz burada 4 ustayız. 4 ustayız da akşama kadar burada en az dedi 6 araca dedi dokunuyoruz. Ama bu çıraklar dedi saat 8'de geliyorlar buraya dedi. Biz sabah 6'da geliyoruz dedi. Çıraklar dedi akşam 5'te gidiyor buradan. Biz saat 8'de gidiyoruz buradan dedi. Dolayısıyla bu senin söylediğin hesaba göre üretilen toplam değer içerisinde çırakların dokunmuş olduğu şeyler üstünden katkısı üstünden yapacak olursak dedi ben bunlara asgari ücret bile veremem dedi. Dedim ki verme. Verme. Senin üstüne vacip değil. Emeği kadar ona senin vermiş olman adalettir. Biz fazla ya da az verin demiyoruz ki. Adaletle verin diyoruz. Biri bu. Peki aradaki farkı kim kabul edecek? Aradaki farkı kim tamamlayacak? O fark Ömer'e vacip. Yani devlete vacip o. Kamuya vacip, topluma vacip. Topluma vacip olduğu kadar o işverene vacip. Sosyal güvence. Tabii. Kavramı ortaya. Şimdi çıkıyor. İslam ücret aklını biz şey yaparken birincisi karşılıklılıktır. İkincisi geçim zorunluluğudur. Yani ne diyorlar ona? Havaici asliyenin karşılanmasıdır. Bu ikincisi, üçüncüsü ise varoluştur. Yani varlığını devam ettirebilmesi için bir geçimliğinin olması gerekir. Ama gücü yok, imkanı yok falan filan filan. Bu en alttır. Zaten bu dağıtımla alakalı bir şey. İkincisi paylaşımla alakalı ama adam 8 saat 10 saat çalışıyor fakat evini geçindiremiyor. Bu vacibiyet onun patronuna ait değildir. Patronu ona o ürettiği değerden fazla verdiği zaman bu sadakadır, ücret değildir. Peki bu nasıl ücret haline gelmiştir? 1907'de kraliçe ya da kral, o zaman kral değil mi? Kral, İngiliz kralı Yeni Zelanda'ya ve Avustralya'ya Ernest Avesi gönderiyor, iktisatçı. Diyor ki git orada bir takım huzursuzluklar var, ücret baskı altına alınmış, toplumda şey var, şeyi sömürgeyi kaybederiz yani. Git orada öyle bir ücret belirle ki diyor şeyde, Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da 4 kişilik bir aileyle refah içerisinde yaşayabilsinler diyor. O da gidiyor asgari, yani o zaman minimum wage belirliyor. Şimdi minimum wage ve bunda karar kılıyorlar. Bir sömürge ücretidir. 4 kişilik bir ailenin geçimliği bir sömürge ücretidir. 2 4 kişilik bir aileyi, ailenin geçimini işverene yıkmış oluyor. 4 kişinin biri çalışıyor, 3 kişiyi de kral, yani İngiliz sömürge aklı işverene yıkıyor. Oysa bu daha önceden 18 ve 17 ve 18. yüzyılda kiliseden kurtarabilmek için toplumu, devlet bu fazlayı, yani çalışmasına rağmen geçinemeyenlerin o farkını vermeyi, onların geçimliğini sağlamayı devlet üzerine almıştı. Kiliseden halkı kurtarabilmek için. Devlete bu aşırı yük haline gelince bu sefer kral uyanık davranıyor ve bu durumu işverene yıkıyor. Dolayısıyla işveren benim çoluğumu çocuğumu bakmak zorunda değil. İşveren ben o işi yaparken yiyip içip geyip vesaire falan filan temel benim ihtiyaçlarımı karşılamak zorundadır. Bu ücrettir. Diğerleri benim üretmiş olduğum değer eğer fazlaysa ondan bana kar vermektir ki oradaki yarısı benimdir. Ürettiğim değerin yarısı benimdir. Tüm işçilerin ürettiğinin yarısı benim değil. Tüm işçiler tüm üretimin yarısını alır. Benim ürettiğimse benim ürettiğimin yarısını ben alırım. Ama ben ürettim, Sait Hocam'ın dediği gibi zarar etti işletme. Zaten ücreti biz sermayeden vereceğimiz için zarar etmeden önce zaten ben ücretimi aldım. Ben yediğim içtiğimle kar kaldım. Yani o benim karım oldu. Diğeri ise yani sermayesini kaybetmiş oldu. Zaten onun o işten karının caiz olmasının, meşru olmasının sebebi de almış olduğu riskti. Benim çalıştığımdan bir karşılık almamın da sa'yu gayretimdi. Ya yani benim sa'yimdi o, benim emeğimdi. Kaybettiğim şey de benim kazanabilecekken kaybettiğim şeydi. Yani ben de kaybettim, ben de ömrümü verdim. Dolayısıyla o da daha önceden verilmiş olan ömürlerin birikimi olan sermayesini kaybetti.
Hesap böyle. Peki iç dağıtım nasıl olacak? Şimdi şeyin Hayri Kırbaşoğlu'nun, Allah selamet versin, bir şey de kapakta da var orada. Bizi bu konuyla alakalı müştehit ilan etti yani. Yani tabii teveccüh gösteriyor. Bu meseledir aslında. Tam bu meseledir. Orada şöyle üç tür ücret sistemi var. Merkez. Çok olabilir. Tekil. Ya yani mesela Hazreti Ali bir gün bir yaşlı kadının çuvalını evine kadar götürüyor. Yaşlı kadın ona oradan bir tas hurma veriyor. Yani. Ha ne vereceksin bana diyor hatta. O da bir tas hurma veririm diyor. O da bir tas hurma ona veriyor. Yani. Bu ücrettir. Ama bu merkez bir şey değil ki bu yani. Bu anlık öyle basit bir ilişkidir bu. Bu değil mesele. Süreklilik arz etmesi, temel geçimliğin oradan yürümesi, toplam üretimin onun üzerinden yürüyor olmasıyla alakalıdır şey, mesele. Evet. Sorusu olan varsa soruları da alalım yavaş yavaş. Çünkü... Şeyi söyleyeyim istersen. Tabii, ücreti yani 3 başlıkta, 4 başlıkta. Bir tanesi gün sonunda, ay sonunda ya da yıl sonunda toplam ticari bir karşılığı olan cash, nakite dönüşebilecek nitelikteki bir mal ya da hizmet sonucunda elde edilen kasada elde bir değer ortaya çıkmış olan bütün üretim ilişkilerinde bu söylediğim yarıcılık. Bu bir. İki. Peki hizmet sektöründe nasıl olacak bu? Hizmet sektöründe şöyle bir şey. Sizin bir lokantanız var, çalışan bir aşçınız var. Akşamleyin keş parayı ortaya koyuyorsunuz. Bunlar faturalara, bunlar vergiye falan dediniz. Çıktınız hepsini, kalanı böldünüz. Yarısını aşçıya verdiniz, aşçılara diye verdiniz. Yarısını da siz aldınız. Tamam. Bu birincisi. Aynı aşçıya dediniz ki, yani benim bir yaşlı ninem var. Gel ona sen sabah akşam yemek yap. Ona da yemek yap, ona da bu yemeği servis et falan dediniz. Burada ebeveyne yapılan son hizmettir burası. Bunun bir ticari karşılığı yok. Yani kişinin ailesine yapmış olduğu bu masraf harcama noktasıdır. Yani tüketim noktasıdır. Dolayısıyla buradan bir kar yok. Yani son hizmet noktasıdır. O zaman bu hizmet noktasında baz alınacak olan ölçü neyin yarısıdır? Yani ona yaptığın yemeğin yarısını sen al diye mi diyeceksiniz? Hayır, öyle olmaz. Ne olacak bu? Mesela ucuz üretecek olan vardır, pahalı üretecek olan vardır. Bu da yani olmaz. Peki ne olur burada? Peki oradaki bir kişinin yemiş olduğu yemeğin piyasa değerini hesaplayacak olursanız, yani o 100 kişiye verilecek olan yemeği 3 saatte yapıyor, bir kişiye yapılacak olan yemeği 1,5 saatte yapıyor. 50 kişiye yapılacak olan hizmet kadar bir kişiye hizmet ediyor. Yani bir yemek yapmak için. Bu saat üstünden olmaz. O üretilen değerin kendisinin piyasa değerini kıyaslasak oradan da olmaz. Mukayese olmuyor çünkü yani. Ne olabilir? Nahl suresi 71. Euzubillah. Nahl suresi 71 diyor ki sizden, Allah'ın fazlından, fazıl fazla demek. Yani lütfundan, lütufla aynı müradif. Fazladan vermiş olanlarınız ellerinin altındaki çalıştırmış olduklarına ta ki kendileriyle eşit oluncaya kadar vermezler. Yoksa Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorsunuz diyor. Kendileriyle eşit oluncaya kadar vermezler. Bundan imtina ediyorlar diyor. Yoksa siz Allah'ın nimetlerini inkar mı ediyorsunuz? Allah size bunu verdi. Siz niye vermiyorsunuz diyor yani. İnkar sayıyor bunu. Peki buradaki eşitlik neyin eşitliğidir? Sosyalizmin eşitliği malın eşitliğidir. Ben hatırlıyorum. 30 sene önce Doğu Perinçek bir tane televizyon programında tabii ki Sabancı'ya da iş vereceğiz dedi. Yani kendi fabrikasında Sabancı'ya da iş vereceğiz dedi. Yani mala el koyacağız. Temel üretim aracına el ona da iş vereceğiz dedi. Biz böyle mi diyoruz? Nahl suresi 71 malını onunla eşit oluncaya kadar vermez demiyor. Kendi yaşam standardına onu eşitlesin diyor. Dolayısıyla burada hizmet veren, hizmet alanın kendisine ya da o kendisinden o hizmeti satın alanın yaşam standardına eşitler kendisini. O hizmet konusunda, o yaşam standardını, edilmiş olunan hizmetin gününü
diğerinin 30 gününe çarpar, 30 günü buna böler ve nihayetinde onu kendisine eşitleyecek bir ücrete ulaştırmış olur. Burada da yine neyi esas alıyoruz? İnsan haysiyetinin merkezliğini ve eşitliğini esas alıyoruz. Bir insan ömrünün bir bölümünün belli bir şeyle, değerle ölçülemeyeceğini, ancak bunun diğerinin değeriyle eşitlik üzerinden ölçülebileceği üzerinden alıyoruz. Bu ikincisi. Ben alırım. Bu ikincisi. Üçüncüsü, kamu çalışanları. Yani en küçük bir vakıftan, kamu hizmeti veren en küçük vakıftan kamu hizmeti yürüten devlet başkanına kadar olanların ücreti. Bununla alakalı Hazreti Peygamber'den sahih rivayetler var. Hazreti Ömer'in bu konuyla alakalı çok çerçeveli sözleri var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bu konuyla alakalı içtihadı var. Ortalıkta dolaşıyor vasiyeti diye. Orada namaz kıldırdığı için imamlar namaz kıldırdığı için ücret alamazlar demiş. Doğru. Ama kendisi bu konuyla alakalı imamlara ücret verin diyen ilk adam. Peki nasıl olmuş bu mesele? Camiyi bekliyor. Onu oraya bağlıyorsun. Oradan çıkamıyor. Dolayısıyla kendi ticareti varmış, falanı filanı varmış da Müslümanların da namazını kıldı. Olabilir. Orası içinde, o çevrede zenginler varmış, hizmeti başkalarına gör. O da olabilir. Ama camiler metruk hale geldi. İşte yani sorun hale geldi. Bunu nasıl yapalım diye sordukları zaman kendisinde, El Hidaye'de bu söylediğim var. Diyor ki, birini tayin edin diyor. Ücreti diyorlar, en zengininizden zengin, en fakirinizden fakir olmasın diyor. Yani toplum ortalaması. Ama toplumun geometrik ortalaması değil, aritmetik ortalaması. O zaman üçüncü benim ücret teklifim toplumsal aritmetik ortalama. Bunu nereden çıkarıyorum? Hazreti Peygamber diyor ki, bize hizmet eden, bizden evi yoksa bir ev alacak kadar, eşi yoksa bir eş alacak kadar, bineği yoksa bir binek alacak kadar ve hizmetçisi yoksa bir hizmetçi alacak kadar ve iaşesini, bir yıllık iaşesini alacak kadar bizden alsın. Fazlayı alan çalmıştır diyor. Yani burada Hayrettin Hoca'nın kulakları çınlasın. Fazlanın bu şekilde alınmış olmasını da Hazreti Peygamber çalmak diyor. Ama Hayrettin Hoca, Allah selamet versin, yolsuzluk, hırsızlık değildir dedi. Bu olmaz. Yani bu hırsızlıktır. Bu da fazla hırsızlıktır diyor. Peki buradaki şey ne? Hizmetçinin hikmeti ne diyorlar Hazreti Peygamber? Hazreti Ömer'e. Hizmetçinin hikmeti ne diyorlar yani? Bizim işimizi görürken onun evini görecek birisi lazım diyorlar. Kendi evinin peşine düşecek, bizim işimizi aksatacak diyor. Yani kamu hizmeti gören için bu ücret dediğimiz şey, bugün aylık deniyor, tam anlamıyla uygulanabilir. Burada ekmek peynir hesabı yapabilirsiniz. Ama burada toplum ortalaması bir ev vermek zorunda bana. Hazreti Peygamber bir göz evde duruyordu. Doğru. Beni benim toplumumla yargıla. Beni tarihle yargıla diyor ya. Öyle değil mi? Yani buna göre bana ver şeyi. Ücreti buna göre bana tahsis ettir. Bugüne göre tahsis ettir. Milli Eğitim Bakanı dedi ki, 4-5 Hüseyin Çelik buraya gelmişti. Maltepe'de bir öğretmen evinde. Oradaki maalesef güdük bir sendikacı arkadaşların düzenlemiş olduğu şeyde. Orada diyor ki bir öğretmen arkadaş, 1969'da diyor bir öğretmenin maaşıyla diyor şu kadar diyor altın alınıyordu diyor. 1969'da hiçbir öğretmenin evinde buzdolabı yoktu dedi. Ve bizim oradaki arkadaşların hepsi ikna olmuş. İyi ki orada yoktum ben. Yoksa şu an herhalde devlet memuru değildim yani. Şimdi peki oradaki arkadaşların demesi gereken neydi? 1966'da Türkiye'de kaç buzdolabı satılıyor ve devlet kaç buzdolabından vergi alıyordu? Yani buradaki o zamanın kriterleriyle bu zamanın kriterleri aynı mı? Değil. Bu zamanın kriterlerinde tam da bugün öğretmenin karşısına gelen insanların yaşamış olduğu dünya içerisinde öğretmene ücret takdir etmen gerekir, devlet başkanına takdir etmen gerekir. Burada bir başka prensibi söyleyeyim. Kamu bütçesinden, beytülmalden
hiçbir şey karşılığı, aidiyet varlık karşılığı olmak üzere bir şey ediniliyorsa, bir yarar ediniliyorsa, bu yarar konusunda devlet başkanı Ömer'le o toplumun içerisindeki yaşayan, önceden yaşamını bir şey olarak, işçi olarak ya da tüccar olarak geçinmesine rağmen yoksul düşmüş olan bir Yahudinin hak edişi aynıdır. Yani eğer bir tanesi gidip Kanada'da tedavi olabiliyorsa, onun da aynı şekilde aynı beytülmalden Kanada'da tedavi edilmesi gerekir. Daha ötesini söyleyeyim. Bu bütçenin içerisinden Kabe'yi onarmak için para ayırmanız haramdır. O toplumun içerisindeki yaşayan bir gayrimüslimin hayatını kurtulabilecek nitelikteki bir şey varsa, onu dünyanın öteki tarafında o Kabe'yi yeniden yapacak kadar parayı ona harcamanız vaciptir. Bu kadar net. Hak ediş açısından, sosyal adalet denilen şey açısından, Batı'nın sosyal adaleti bu zekata tekabül eden, biraz daha büyütelim, yani biraz da infakla geliştirelim onu. Zekat zaten yoksullarla varlığı kılın, dolaşan varlığın korelasyonu ile birlikte %2,5 taban olmak üzere yukarıya aşağı çıkabilir. Aynen fıtrın şey yapılması gibi, sadakayı fıtrın her sene ölçülmesi gibi zekatın durumu da yukarı aşağı inebilir. Ama ben zekat ve fıtrayı hiç bu meselelere karıştırmıyorum. Çünkü o ekonomi değil. O başka bir şey. Varlığın paylaşılması ekonomidir. Üretilen değerin, yani hasılanın paylaşılması ekonomidir. Hasılayı paylaştıktan sonra din başlıyor. Vecibeler başlıyor. Ben istersem kardeşimle hepsini veririm. İstersem yarısını veririm. Veren olmuş değil mi? Kardeşlik hukuku ile veren olmuş. Bu bölümle Müslümanları kafayı bozmuşlar. Buradan sonrası ahlaktır. Gelelim ana başlığa gelelim. Bundan sonrası ahlaktır. Bundan sonrası imandır. Bundan sonrası vazgeçmedir. Yani İbn Arabi'nin şeyiyle bitirmiş olayım bu bölümü. Şeyhin birisi geliyor ona, diyor ki üstad ya şeytandan yakamı kurtaramıyorum diyor. Yani ne yapıyorsam sırtımdan inmiyor diyor yani. Ya ne tevafuk diyor. Biraz önce o da buradaydı. Biz ondan diyor sohbet ediyorduk. Kendisi bana dedi ki dünya benim mülkümdür. Kim ona elini uzatırsa onun iflahını sökerim dedi diyor. İşte bu bölüm şu ana kadar konuştuğumuz bölüm değil. Hasılada son tahlilde aldıktan sonra mülkten taşınmazdan ya da mülke emeğin dokunmasıyla ortaya çıkan hasıladan, ki artık değer diyor buna işte modern iktisat, artık değerden payına düşenin ne yapılması gerekliliğiyle alakalı dini vecibeler var. Burası din bölümü, burası ahlak bölümü. Bir de bunu ayırarak çok sağ ol, şey çok teşekkür ederim. Gayet geniş bir ufuk turu yapmış olduk bu vesileyle. Evet, sorusu olan var mı? Çok dolu dolu bir sunum oldu. Hocam sağ olasın. Var mıdır? Nasrettin Hoca'ya göstereyim. Ya tamam, anlatırsınız ya. Ya ben bir şey sormaya çalışayım ama sorabilecek miyim bir şey bilmiyorum ama. Şimdi hocam bu anlattığınız sistem diyelim. Burada her halükarda bir artı değer oluyor değil mi? Yani şöyle diyelim. Bir üretim fazlası. Ya üretim araçlarına sahip olanlarla işte o karı dağıttığımızda eninde sonunda bu üretim araçlarına sahiplerle emekçiler arasında bir artı değer, yani bir fazlalık oluyor. Peki bunun toplumsal yaşantıda, geçi sonunda biraz girmeye çalıştınız da bu son cümleniz belki onu soruya cevap mıydı ama belki biraz daha açılır veya şu olur. Bu artı değerde toplumsal yaşantıda, bu modern çağdaki toplumsal yaşantıda işte korunaklı evler, çok lüks, daha sağlam arabalarla, çok daha sağlam olmayan arabalarla yaşayan insanlar, ne bileyim villalarda yaşayan gibi bir yaşantıda değişiklik nereye tekabül eder? Onu tam oturtamadım. Ayrıca şey, yani nihayetinde
ihtiyacını gidermenin dışındaki artı değeri alan insanlar zenginliğini yaşıyor da ne yapacak ki bu parayı? Yani ihtiyacından fazlasını aldıktan sonra ne yapacak ki bu parayı? Gibi bir soru. Gayet güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tam da burada hani buraya kadar iktisat dedik. Ya dört terim esas üstüne gideceksek aslında yaşamın tamamına din diyoruz ama bu yine aynı o baştan söylediğimiz gibi Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa gibi bir mesele. Evet din diyoruz ama Hazreti Peygamber'e de soruyorlar. Din ne yani din şey İslam din ne İslam nedir diyorlar. Beş şeyi sayıyor. İman nedir? Hani Cibril hadisi var ya. Orada işte beş şey sayıyor. İslam nedir? Beş şey sayıyor. İhsan nedir? İşte sayıyor, söylüyor. Allah'a görüyormuş ki falan. Bunu söylüyor. O zaman din nedir? Allah katında din İslam'dır. İslam da dindir. O zaman din nedir? Bu beş şeydir. Bunun dışındaki şey din değil midir? Hem öyledir hem değildir. Ama bu Mescid-i Aksa ile Mescid-i Aksa gibidir yani. Ya da Şam'la Suriye gibidir. Dolayısıyla ikisi de doğrudur. O dinin bireyin kendisine yüklemiş olduğu takva, ihsan, ihlas ve malla olan ilişkisiyle, sahip olma ilişkisiyle ondan vazgeçme arasındaki gerilim neticesinde ne yapacağı o din bölümüyle sahip olduktan sonraki meseledir. Bundan önceki mesele biz önce emaneti yani hakkı hak sahibine teslim edelim. Kavgam bu benim. Ondan sonrası ne olacağıyla alakalı biz meseleye bakalım. Peki ne yapması salık veriliyor? İşte ondan Kur'an diyor ki bundan vazgeç diyor. Bundan mı? Çocuğundan da vazgeç diyor. Anlatılar ortada. Ne zaman İbrahim azat ediliyor? İsmail'den vazgeçtiği zaman azat ediliyor. Yakup ne zaman azat ediliyor? Yusuf'tan İsmail'in Yusuf'un İsmail'i azat etmesiyle Yusuf'tan vazgeçişinden özür dilerim. Hazreti İbrahim'in İsmail'den vazgeçmesi metaforunu anladıktan sonra Yusuf'tan vazgeçmesiyle birlikte o da azat edilmiş oluyor. Yani bir tek mal değil, her şeyden vazgeçmişlikle alakalı bir yüceliş şeyidir bu. Bu böyledir zaten ama burası din bölümüdür, ahlak bölümüdür, erdem bölümüdür. Bu başlı başına bir konu, başlı başına bir ilahiyatçıların bu konuyla alakalı söylediklerinin hepsini bu bizim bu dediğimiz iktisat alanıyla alakalı söylediklerini buraya karıştırdıklarının dışına çıkalım. Bu alanla alakalı bir derya var yani. Ne diyor işte mutasavvıflar? Diyor ki yani biz bulursak yeriz, bulamazsak şükrederiz. Ya onu bizim diyor hani nerenin diyor Semerkant'ın mı? Hocam daha iyi bilir. Yani Semerkant'ın köpekleri de onu yapıyor diyor. Yani biz bulursak dağıtırız, bulamazsak şükrederiz, sabrederiz diyor. İşi bu kadar ileriye götürmüş ve bunu yapmışlar da. Ya bunu Diyojen de yapmış. Bir fıçı, bu fıçı da lazım diyor, değil diyorlar en sonunda. O da toplum rahatsız olunca çıplaklığından o da gidiyor bir dağ başında yaşamaya başlıyor yani. Elindeki kabı dağıtıyor. Tamamen bir vazgeçmelikle alakalı bir insani takva vardır. Başa dönecek olursak Hazreti Adem'in neye el atıyor Hazreti Adem? Yani şeytan onu neyle aldatıyor? Ebedileşmeyle. Diyor ki sen şeceretül hult ve mülkü la yeblaya sahip olmayasın diye bu sana yasak kılındı diyor. Tersine baktığımız zaman biz ne diyor manayı muhalifiyle baktığımızda? Yani şöyle diyor. Sen eğer bunu, bu suçu işlersen, bu yasağı çiğnersen şu sonsuz mülkün içinde yani melekler gibi sonsuz mülkün içerisinde hult, şeceretü, ebedi bir yaşama kavuşacaksın diyor. Tersine baktığımızda bir korku içerisinde hareket ederek mülkü sahiplenmeyle alakalı mülk sahibi sonsuzlaşma üzerine bir duyguyla hareket ettiğini ve ilk günahı işlediğini biz görmüş oluyoruz. Burası bu ayrı bir tartışma alanı. Peki bu parayı ne yapacaklar? Bunun iki cevabı var. Bir tanesi bunu sahabe ne yapmış? Tarihte bu ne yapılmış? İkincisi bugün buna sahip olanlar ne yapıyor? Üçüncüsü buna sahip olunmadığı için bu sistem adil, eşit,
gayrete bağlı, emeğe bağlı bir paylaşım sistemi olmadığı için ortaya çıkan toplumların arızaları neler? Buna bakmak gerekir. Ha, bunu bir sistem halinde, süreklilik haline getirecek bir şeyim var, teklifim var benim. Yani hem sermayenin sürekli istihsal ve istihdam yaratması sürekli, hem emeğin, hem emek ile devam ederken aynı zamanda da işletmenin kendisine kağıt üzerinden ortak olması. Yani her ay eğer payına düşen 15 bin liraysa yine onun 5 bin lirasını alabilir, 10 bin liralık oradan kağıt alabilir. Bu dediğim olursa, hani 0 santigrat derecede deniz seviyesinde denir ya, bu anlamda varsayımsal olursa, %5 büyürse bir işletme ya da bir ülke, 41 yıl içerisinde o ülkedeki şu andaki yalın ayak olanlar 41 yıl sonra ülkedeki toplam servetin %51'ini ele geçiriyor. Ellerine geçiyor. Böylece Haşr suresi 7. ayet-i kerimedeki mülkün deveranı en meşru, en doğru, en iyi, en övülmüş şekliyle devam etmiş oluyor. Tabii öyle olunca da şöyle oluyor. İşte 9-6 çalışmak zorunda kalmıyor insanlar. Evet. Ücret. Dolayısıyla bir şey daha var burada. İslam sınıflı toplumu, bu dediğim döngüsel, devinimsel, dinamik sistemle imkansız hale getiriyor. Yani işçi belli bir zaman sonra o birikimle birlikte sermayedar oluyor, yatırım yapıyor, kaybediyor, harcıyor, çarçur ediyor, yine emek oluyor. Sonra yatırıma dönüştürüyor, sermaye oluyor. Yani bunu babasından kendisine trilyonlar kalan dünyadaki toplam servetin %51'i 20 sene önce 270 ailenin elindeyken 2019'da bu 26 ailenin eline düştü. %51'i dünyadaki toplam servetin. O 20 aile ne yapıyorsa biz de onu yaparız o parayla. Başka bir şey daha var. Sermaye belli bir sınıfın eline temerküz ettiği zaman onu ölü yatırıma dönüştürüyorlar. Sermayenin çoğunu yatırıma dönüştürmüyorlar. Risk almıyorlar. Çalışanları finanse etmiyorlar. Kültürü, sanatı, bilimi finanse etmiyorlar. Sporu finanse etmiyorlar. Onlar zekat nisabında bile değil, %2,5 değil, 1/2,5'luk gösteriyorlar. Onu da vergiden düşerek dolayısıyla yine onu şey yapmış oluyorlar. Yine kazanca dönüştürmüş, bir kayıpları olmamış oluyor. Yani bunun bir sürdürülebilirliği var. Bu dediğim sistemin biz iddiam şudur. Sürdürülebilir tek ekonomik sistem budur. Çünkü kapitalizmin sürdürülebilir bir sistem olmadığını, 10 yılda bir kriz üreteceğini biz gördük. Marx bunu 150 sene önce zaten söylüyor. Bu sistem sürmez diyor. Keynes bunu söylüyor. Dinlemiyorlar. Faşizmi üretiyor, Avrupa'daki faşizmi üretiyor bu emek sınıfının ücret mantığı, yani David Ricardo mantığıyla birlikte doğal ücret mantığıyla ancak doğasını sürdürebileceği kadar ücret verme mantığıyla birlikte dünya patlıyor ve dünyanın başına bela oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya o Marx'ın dediği 9'a 1 paydan 9'a 2 pay vermeye başlıyorlar. Oradaki bir pay da sosyal demokrasinin, yani solun ve bu faşizmin getirdiği bu belanın baskısıyla 2 pay vermiş oluyorlar. Bugün Batı'nın 10'da 2 alıyor olması oradaki emek sınıflarını rahatlattı. Batı emekçilerinin 3 payları daha var, bizim 4 payımız var. Asgari ücretlerin 4,5 payı var. Alacak daha yani. Evet. Buyurun Oktay'cığım. Şimdi hocam 50 artı 1'den bahsettiniz ya. Biri ücret, mesela bir şirket düşünelim. Yani en üst kademedeki, en alt kademedeki, yani kendi kurumundan örnek vereyim. Bizde mesela işte bir biriktirme yardım sandığı denilen bir olay var. Her personel eşit bir şekilde kendilerine kesinti yapılıp belirli bir kar payı da onlara dağıtılıyor. Yani buna biz o %1'i buna dahil edebilir miyiz? Bu birinci soru. İkincisi, şirketlerin mesela mudilerden ya da bu hisse halka arz yapıyorlar ya,
Oradan topladıkları sermayeden dağıttıkları temettü de bu %1'in içine girer mi? Benim sorum bu. Hayır, o karın içine girer. Karın bir bölümüdür. Geriye kalan bölümü de vermeleri gerekir. Girmez. O ücret kişinin o işi sürdürebilmesi için gerekli olan havarici asliyesinin karşılanması amacıyla verilen bir şeydir. Geriye kalan bölümü tamamen kârdır. Bugün modern iktisadi sistem, işçilik sistemi üzerinden aslında kölelik sistemini bağı çözerek maliyeti minimize etmiştir. Tarım toplumlarında kölelik maliyeti düşük olduğu için Güney Amerika'da istenen bir şeydi. Kuzey Amerika'da sanayi toplumunda kölelik pahalı bir şey olduğu için Kuzey Amerika, Güney Amerika'yı köleliği serbest bırakacaksınız dedi. Baskı yaptı ve savaşa sebep oldu. Savaşın temel sebebi budur. Onlara köleye ihtiyacı vardı. Çünkü ucuzdu tarım toplumlarında kölelik. Maliyeti düşük. Sanayi toplumunda ise köleliğin maliyeti yüksek. Dolayısıyla baskı yaptılar ve savaşı kazandılar. Köleliği serbest bıraktılar. Ucuz iş gücü yarattılar. Ucuz iş gücü salıverilerek yine onlar David Ricardo'nun maliyet teorisi çerçevesi içerisinde enerji hesabı yani peynir ekmek hesabı üstünden ücret vermeye devam etmiş oldular. Yine onun üretmiş olduğu değer üstünden onu hak sahibi kılmadılar. Batı aklı. Dolayısıyla o yaşam ücreti kadar almış olduğu hani Ricardo'nun Malthus'un diyelim hatta James Mill'in biraz daha piyasa ücreti diye bir şey var. Refah payı yani biraz daha kültürel payda diyor David James Mill buna. Biraz daha bir fazlalık var orada yani. Ama bu bile şey değildir. Yani sen kimsin benim zamanımın belli bir bölümüne belli bir ücret veriyorsun? Yani eşitlik meselesini doğru tartışmak lazım. Zemine tabana indirmek lazım. Eşitlik meselesi tartıştığımız zaman o zaman şöyle bir soru soruyoruz biz. Bir, siz 100 lira verdiniz, ben 100 lira verdim. İkimiz beraber, başka emekçi yok. İkimiz de hem emeğiz hem sermayedarız. Gittik bir iş yaptık. 100 liradan 100 lira kazandık. Siz 100 liranızı aldınız, ben de 100 liramı aldım. Masrafları çıktık, 100 lira kaldı. Nasıl paylaşırız? Eşit paylaşırız değil mi? 50-50. 100 lira sizin koymuştunuz. Girdi 100 lira. Benim de 100 lira. Toplam 200 lira. 100 lira üretti. Net. Eşit paylaşıyoruz. Soruyu şöyle soruyoruz. İkimiz oduncuyuz. İkimiz de emeğiz. Baltalarımızı aldık. Dağa gittik. Gidelim ordunu yapalım dedik. İndirdik bir ağacı aşağı. Kestik, parçaladık. İkimiz taşıdık sırtlarımızda. Katırlarımızda falan kullandık. İkimizin de katırı da eşit. Kendimiz de eşit falan. Götürdük. Fırıncıya sattık. 100 lira kazandık. Nasıl paylaşırız? 50-50. Ben dedim ki size benim bir katırım var ya da şu kadar param var dedim sana vereyim dedim ben finansmanını sağladım 100 lira verdim ben size siz gittiniz tek başınıza ormandan yine ya da neyse bir iş yaptınız siz emeğinizi koydunuz ben 200 liramı koydum diyelim hani toplamda denk olsun diye ben 200 liramı koydum siz emeğinizi koydunuz gittiniz ürettiniz getirdiniz. Vergileri çıktık, masrafları çıktık. Siz yediniz içtiniz tabii. O 200 liradan yiyip içeceksiniz yani. Ürettiniz, 100 lira getirdiniz. Bunu kazandınız yani. Lan neyle ortaya çıktı bu? Benim 200 liram sizin emeğinizle ortaya çıktı. 100 lira net ortada. Nasıl paylaşırız? Kem, küm, lam, cim, lam, elif, ye. Burası hocam imanın, ahlakın, erdemin sınandığı bir şeydir. Eksendir. Burasıdır. Yani birikmiş emekle birikmiş emek ortak çalışıyor, eşit paylaşıyor. İki emek ortak çalışıyor, eşit paylaşıyor. Ortak üretiyor, eşit paylaşıyor. Sıra emekle sermayeye geldiğince yani birikmiş emekle faal emek iş yapıyor. Üretilen değer aynı. Ama diyor ki ben sana merkebe verdiğim ücret kadar vereceğim diyor. Ya bunu akıl kabul etmez, bunu vicdan kabul etmez, bunu din nasıl kabul etsin yani? Böyle bir şey olmaz. Şöyle somut bir örnek vereyim. Buraya elektriği biz sağlıyoruz. Siz getirdiniz, arabanızda ürettiğiniz akünüzü getirdiniz, oraya doğru gidiyoruz ya. Yani tok gezip aç sallanacağız yani. Getirdik ya, siz akünüzü getirdiniz, toka taktınız, buraya taktınız. Mustafa Bey'in girişe taktınız. Bu elektrik sizin verdiğiniz şeyden, aküden sağlanıyor.
Ama yetmiyor. Ben de dedim ki Mustafa Bey'e, bisikletin var mı? Var. Al bir bisiklet. Aldı bisikleti. Bir tane dinamo bağlayalım dedim. Bağladık dinamoyu. Bağla dedim elektriği oradan dinamoyu dedim şeyi dedim. İnvertörü de bağladık. 220 voltu üretmeye başladık. Ben buraya geldim. Hem bir taraftan çayımı içiyorum, muhabbetimi ediyorum. Hem de pedalı çeviriyor. Sizin ürettiğiniz, buraya sattığınız toplam 100 volt elektriğin fiyatıyla neden benim burada bisikletle ürettiğim dinamik emek, emeğin 100 volt üretmiş olduğunun değeri ayrı oluyor hocam? Bunun cevabı varsa bir Müslüman bana versin. Burada gerçekten eşitlikle alakalı bir tartışma var. Bu tartışma da Ebu Leheb'in Hazreti Peygamber'in kulağına tamam diyor, ben anladım. Ya bu da bir parlak bir şey var. Peki ben Müslüman olursam bana ne var? Dediği zaman sana şu çalı bacaklı kölenin, köleye ne varsa sana da o var. Çünkü ona ne varsa bana da o var. Dediği zaman lanet olsun böyle dine. Böyle din mi olur? Dediği nokta budur. İki rivayet var. Birisi dağın arkası rivayeti. Birisi de Ebu Leheb bu sözü burada söylüyor. Temel tartışma dağın arkası değil. Temel tartışma o köleyle benim aramdaki eşitlik meselesidir. Dolayısıyla kavga burada. Bilal-i Habeşi'yi serbest bırakırken nasıl bir akıl, piyasa aklı geliyor müdahale ediyor? 20 altın, 40 altın, 80 altın, 100 altın olunca ya ne yapıyorsun sen diyor. Çalıştıracak köle bulamayız kendimize. Niye bu kadar yükseltiyorsun diyor. Ver gitsin diyor. Bu piyasa aklı, uyandırmayın aklı bu. Dolayısıyla biz eşit değiliz aklı bu. Dolayısıyla burada eşit değiliz aklı müşrik akıldır. Asla kimseye öyle bir şey söylemiyor. Ama bu akıl bize ait bir akıl değil. Mümine, İslam'a sahip bir akıl değil bu akıl. Bu başka bir akıl yani. Kaldı ki Batı'nın vicdan sahibi olan anarşistleri bu konuyla alakalı bizimle aynı noktadadır yani. Joseph Proton aynı kitapta şöyle bir şey daha söylüyor. Biz Fransız ihtilalini yaparken mülkiyetsiz toplum savunduk diyor. Böyle yapmamalıydık. Biz eşit mülkiyet savunan bir teori kurmalıydık diyor. Çünkü diyor mülkiyetsiz toplumu savunduk. Devleti ele geçiren elit mülkiyetin tamamını üreşti. Şimdi diyor yeni bir devrime ihtiyaç var. 1836 1789 yani 40 yıl sonra yeni bir devrime ihtiyaç var diyor. Yani mülkiyetin el değiştirmesi. Buna karşı Cem Somel Hoca, biliyorsunuz Profesör Cem Somel Hoca, 3 makale biz onunla şey yaptık. Tartıştık diyeyim ben. Yani ya çok müteşekkirim kendisine. Ciddiye alıp da tartıştık yani. O yazdı, ben yazdım. Çok verimli oldu. Burada var o makaleler. Tek o şunu söyledi bana. Dedi ki Çekoslovakya'da bu denendi dedi yani. Topluma bütün topraklar, bütün mallar, bütün menkul ve gayrimenkuller hep eşit olarak metrekare üstünden, kilogram üstünden, rakam üstünden dağıtıldı dedi. 5 sene sonra aynen yine sınıflı bir toplum ortaya çıktı. Bazıları züğürt, bazıları yine milyarder oldu dedi. Makalede var. Peki bu nasıl bir sistem? Mülkün dağıtılmasıyla alakalı bir sistem. Bizim önerdiğimiz ne? Eşit erişim, değer yaratabilme, elinde bulundurabilme, onu sürdürebilme, sürdürdüğü sürece, değer yarattığı sürece onda kalması, durdurduğu zaman ondan geriye alınması, çitin sökülmesi. İşte burada, ya tabii vakit dar, ben bunu 20 derste anlatıyorum üniversite öğrencilerine, ya bu konuyu. Çok yani uzun, geniş, her başlık bir ders konusu aslında. Burada bizim söylediğimizse sırf bu ilke bile İslam ekonomisi tapuyu yani hüdayi nabit olanı, hüdadan olanı özel mülk haline getirmiyor. Özel mülkü ona emanet veriyor. Üretime devam ettiği sürece elinde bulunduruyor ama onu fazla az vergilendiriyor. Çok normalden fazla vergilendiriyor. Üretimi durdurduğu zaman ona 2 sene opsiyon tanıyor. 3. sene ondan geri alıyor. Çiti söküyor. Ya başkasına veriyor ya da çiti söküyor. Özel mülktü, yani özel mutlak özel mülk değil.
İstanbul. Gevşek nizamlı bir özel mülk anlayışı var. Yani. Görece bir özel mülk durumu var yani. Kullandığı sürece çiti orada tutuyor. Kullanmadığı zaman ya başka birine veriyor ya da çiti ortadan kaldırıyor. Mülk özel mülk olmaktan tekrar kamuya dönmüş oluyor. Devlet de kullanmış olduğu araziyi kullandığı sürece devlet kullanıyor. Kullanmadığı zaman orası tekrar kamuya dönüyor. Kamuya dönünce ibadullah'a dönüyor. Yani herkese geri dönmüş oluyor. Dolayısıyla Batı iktisadi normunda ikili bir sistem var. Kapitalizm kolunda. Özel mülk var, kamu mülkü, devlet mülkü var. Özel mülk, devlet mülkü. Devlet mülkü her şeydir. Özel mülk mutlak sahip olunan şeydir. Devlet mülkü, özel mülk eğimli olarak hareket ediyor kapitalizmde. Böyle olunca da aşağısı yığılıyor, zirveye çıkıyorlar, aşağıdaki kalan eziliyor ve mülksüzleşiyor. Sosyalizmde ise tekli bir mülk, monolitik bir mülk anlayışı var. Her şey devletin. Tek yani. Özel mülk yok, her şey devletin oluyor. Her şey devletin olunca elit bir zümre, yani yöneten bir bürokrasi ve siyaset zümresi, onlar kraliçenin daha eşit olması gibi daha eşit oluyorlar. Aşağıdakilerse ücrette standart bir eşitliğe kavuşuyorlar. Evet, ihtiyaçları kadar alıyorlar, ihtiyaçları görünüyor, sağlık hizmetleri falan. Fakat kapitalizm bu manada işçiye o en temel ihtiyacından bir tık daha fazlasını verirken, sosyalist ülkeler o en alt ücret, yani David Ricardo'nun en alt ücret demiş olduğu zemin kadar veriyor. Dolayısıyla sosyalizm işçiler için gelmişken işçilere kapitalizmden daha büyük bir kazık atmış oluyor. Komünizmde ise zaten ülke özel mülkiyet olmadığı için bu konuları konuşmanın bir anlamı yok. İslam'da üçlü bir sistem var. Kapitalizmde ikili bir sistem. İslam'da kamu mülkü en kapsamlı olan, oradan başlıyoruz. İkincisi devletin kamu mülkünün içerisindeki alanları. Üçüncüsü özel mülk var. Özel mülk var. İşletilmediği zaman hepsi kamuya geri dönüyor. Kamuya geri dönen de ibadullah'a geri dönmüş oluyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir suyun döngüsü gibi, yani tabiatta su döngüsü gibi sürekli dönen bir sistem ya da kan dolaşımı gibi sürekli dolaşan bir sistem. Bütün hangi organa ne kadar lazımsa beyin ona o kadarını veriyor. Lazım olmayanı oradan çekip alıyor. Aynen böyle bir sistem var. Bu sistemin bütünü böyle. Ama merkezi emekle sermayenin, sermaye tarafı devlet de olsa, sermaye tarafı özel mülk de olsa, üretilen değerden eşit alması durumu, malı eşit paylaşması durumu değil. Eşit alması durumunda bu söylediğim sistem 11, yani %20 büyüme olursa 5 yılda, %10 büyüme olursa 11 yılda, %5 büyüme olursa 41 yılda toplam servet yalın ayaklı emeğin lehine akmış oluyor. Dolayısıyla bu dinamik bir sistem bu. Son olarak şey söyleyeyim ben. Bunun pratik karşılığını soruyorlar bana. Var mı diye. Ahmet Zilan. Zilan Holding'in sahibi rahmetli Ahmet Zilan. Vefatından son 3 sene içerisinde kendisiyle bu konuyla alakalı röportajlar yap. Daha yazmadım. Yaptım. O bu sistemi uygulamış. Hem üretimde uygulamış, hem ticarette uygulamış. Satış aşamasında uygulamış. İkisinde de %30, %60, %100, %200 verim aldım diyor. Burada verimliliği artışı, artış motivasyonuyla alakalı da bir durum var. Burada hatta bizim konuşmak zorunda olduğumuz üretim artışını ne kadar sınırlamalıyızı da konuşmalıyız biz. Çünkü hani denge, uyum, niyet yukarıdan aşağı geldiği için iktisadi dengeyi kaybetmemek, gelecek kuşakların da haklarını bugün üretime dönüştürmek. Bu problemler başka problemler. Biz bunu bile tartışacak duruma geliriz o zaman. Ama önce bu eşitlik ve adalet zemininde bu konunun dinamik bir ekonomiye dönüştürülmesini konuşmalıyız ki ben bunun İslam iktisadi aklı içerisinden mümkün olduğunu söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Evet, sadece. 9 dakikada kayıt süremiz kaldı. Tamam. Sonra keseceğiz aralarda.
birincisini kaçırmış olabilirim, anlamak için soruyorum. Her insanın bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı farklı. Hani emeğe dayalı bir ücretten bahsettiniz ya. Hı hı. Oradaki farkı devlet sosyal güvenceyle mi sağlayacak? Yanlış mı anladım? Toplum olmasa devlet. Zaten devlet dediğiniz olgu yani. Regülatör. Araya giriyorum ama. Yani devletten kastımız ulus devlet değil. Ulus devleti de aşacak olan, ki aşıyoruz şu an aslında, kapitalizm de şey olarak aşmaya çalışıyor. Çünkü ayağına dolanıyor artık klasik ulus devlet. İşte bu TikTok, Martı vesaire öyle çıkıyor yani. Kiralıyorsun, senin değil yani araba. TikTok diye bir şey var biliyorsunuz. Arabalar var mesela, kiralıyorsun, araba almana artık ihtiyaç yok. Bir süre sonra artık yani özel mülkiyet, mutlak anlamda özel mülkiyet bir araç edinmene ihtiyaç kalmayacak. Onu böyle deniyorlar yani şu an yavaş yavaş pilot uygulama şeklinde. Şimdi dolayısıyla şeye dönersek yani devlet dediğimizde, onun için ben başta biraz araya girdim. Yani devlet dediğimiz olgu bizim anladığımız anlamda hiyerarşik, işte üçgen, piramit şeklinde olgunlaşan, insanların yatak odasına dahi müdahale edecek eden ideolojik bir ulus devlet değil. Daha böyle halk yönetimi ya da daha yönetişim, hani Avrupa Birliği belki hani kendi içerisinde yapıyor ya. Yani böyle daha biraz daha gevşetilmiş bir yönetişim tarzı, kooperatifsel bir, yani halkın aslında kamunun şeyi, ortak iradesi ve onun koordinasyonu olarak belki anlayabiliriz. Çünkü Allah Resulü'nün hayatına ya da işte modernite öncesi devletlere baktığımızda, ki Osmanlı da dahi yani bir aileye ait olmasına rağmen şey yönetim hakkı, aşağı indiğimizde yönetmeye baktığımızda işte bak dediğiniz gibi vakıflar var mesela. Yani çok daha şey, çok daha insancıl, çok daha fıtri. Onun için dedim hocam, mesela bugün şey tartışılıyor. Mesela Belçika kabul etti 4 saat çalışmayı. Yani mesela şu çılgınca bir şey yani. Sabah uyanıyorsun, akşam 8 şeye kadar, 6'ya kadar çalışıyorsun. Sonra bir de yolda da trafikte geçiyor şeyin. Artık ondan sonra ne kitap okumak, ne bir tiyatroya gitmek. Bu tabii ekstra sorunlara yol açıyor. Sağlık sorunlarına, aile sorunlarına, psikolojik sorunlara. Yani tam bir cendere bir şey. Mesela bunu tartışıyor mesela. Batı'da adamlar bunu tartışmışlar. Yani bu kadar saat niye çalışalım diye. Hatta bunu indirmeye çalışmışlar şu an. Yani 4 saat mi, 5 saat mi yapalım diye. Bazı yerlerde bu uygulanıyor, bazı ülkelerde. Yani biz de, sanki bunlar Türkiye'de hocam öyle bahsettiğinde masal gibi geliyor insanlara. Olamaz sanki yani. Yani niye olamasın yani? Ben niye sabahtan akşama kadar çalışmak zorunda kalayım? Yani sabahtan mesela öğlene kadar çalışayım. Eğer o şey varsa, yani o aldığın para ya da ücret hayata ve şeye benzeri bir katkı sağlıyorsa, bu ne mutlu bir şey, ne güzel bir şey yani. Niye bunu denemeyelim, değil mi? Ya yani bunları tabii ki biraz fikir atölyesi, böyle şey yapıyoruz, hani beyin fırtınası şeklinde tartışıyoruz. Ha, birisi de diyebilir ki hayır kardeşim, sabah 8'den akşam 9'a kadar çalışmalı. Olabilir. İnsani, insani değil, yabancılaşma. Tabii yani onu da tartışabiliriz, hani konuşabiliriz. Yani bunlar farklı modeller sonuçta, tartışılan, konuşulan konular. Ya bununla alakalı ben bir şey söyleyeyim şöyle. Tabii. Yine Joseph Proton diyor ki bir kabilenin, aynı kitapta veriyor bu örneği de. 16 kişilik bir kabile için diyor, iki erkek diyor, ava çıkıyor. İki saat bir avdan sonra diyor dönüyorlar diyor. Bu şekilde diyor yaşamları devam ediyor. Yani 16 kişi toplam 2 saat çalışıyorlar. Kişi başına kaç dakika düşüyor bilmiyorum, ben hesaplamadım. Çalışmayla birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar diyor ve gayet de mutlular diyor yani. Şimdi o zaman ilkel yaşam süren dediğimiz zaman, ilkel derken Allah'tan korkmamız gerekir yani. Ne ilkel? Yani insanın hay bin yeksana kalırsa en az gıdayla, en kolay gıdayla beslenerek daha çok Rabbini hatırlaması, yani insan yücelişiyle alakalı olarak işlere daha fazla vakit ayırmasıyla alakalı bir şeye gidiyor, bir nötrlüğe doğru gidiyor. O iyi taraf orası madem öyle. O zaman yine Hazreti Peygamber'in tavırlarını biliyoruz, vazgeçmeyle alakalı yani. Her şeyi vermesi, her şeyi vermesi yani. En sonunda işte bir kırba, bir tabak, bir tas. Yani bir döşekten başka bir şey yok. İşte kaç, bir iki tane gümüşüne falan var. O da sadaka veriyorlar. Bu kadarlık bir mirasla birlikte, vazgeçmişlikle birlikte bir şeyi olmuş oluyor. Bir tanesi bu. İkincisi yine bu şeyde var, kitapta var o konuyla alakalı. Bu çalışma süreleriyle alakalı. Çalışma sürelerinin uzun olması
uzun olması verimin uzun olması anlamına gelmiyor. Evet, doğru. Yani bu ölçülmüş, dünyada ölçülmüş. Mesela Amerika'da bir tane şirket 4 gün günde 10 saat çalışmak mı? Yoksa 5 gün 8 saat çalışmak mı diyorlar. Oturuyorlar konuşuyor. Şirket diyor ki 4 gün 10 saat çalışmayı kabul ederseniz diyor ücretinizi %50 artıracağım diyor. Kabul ediyorlar ve verimlilikte hiçbir kayıp olmuyor. Fransa 2006'ydı zannediyorum 6 saate. İşte şimdi Belçika geçti hocam. Düştü yani. Belçika'yı ben yeni öğreniyorum yani. 4 saat. Dolayısıyla çok çalışıyor olmak çok verimli değil. Ayrıca başka bir şey daha var. Pasif grev diye bir şey var, kavram var sendikacılıkta. Pasif grev. Pasif grev, adı grev olunca bilinçli bir şeymiş gibi algılanıyor. Öyle değil. Pasif grev şu, ücret yetmiyor kardeşim, bakkalı düşünüyor, çakkal düşünüyor, kirayı düşünüyor falan düşünürken yani bunu buradan buraya getirmesi, süresi, zamanı, verimliliği, yaratıcılığı falan düşüyor kendiliğinden ve verim kaybı oluyor. Bunu gördükleri zaman sendikaların kurulması gerekliliğini işverenler düşünmeye başlıyorlar. Çünkü işçiye itibar verip onu karşısına oturtup onun hakkını aldığı duygusunu ona yaşatmak için pazarlık modeli geliştiriliyor. Ücrette pazarlık modelinin ürünüdür sendika. Ya da sendikalar ücrette pazarlık modelini geliştirmişlerdir. Onu geliştiriyor. İşçi 5 kuruş fazla zam alıyor ya, alıyor o hakkını. O pasif grevin verim kaybının giderildiğini görüyorlar. Bu sebeple yani iyilik olsun diye ücret artışında ve sendika varlığı kabul ettiği işleri ücret şey değil, iyilikten dolayı değil. Yani. Evet. Dolayısıyla şey diyelim yani çok çalışıyor olmak verimliliği artırmıyor. Biri bu. Biri de yani yine şeyin yani Marx'ın yabancılaşma kavramını burada şey yapmak lazım. Yani üstünde düşünmek lazım. Bir tek mekanik yabancılaşma değil, insanın insanlığına yabancılaştırıyor. Sabah 6'da evden çıkıp akşam 8'de eve giren adamların ya da kadınların çocuklarını ve yine de buna rağmen geçinemeyenlerin yani geçim darlığı çekenlerin anne babanın sokakta olduğu, evde çocukları sokak emzirdiği ya da bakıcıların beslemiş olduğu bu çocuklardan ondan sonra şey bekliyorlar. Erdem ve bir İslam medeniyeti kuracağını düşünüyor arkadaşlar yani. Bir şey daha. Buyur. Kitap bu arada 15 liraymış 2013'te. O eski fiyat hocam. 2013'te. Bir dakikalık kayıt alalım. Çok kısa cevap verin. Kayıtta da yer alsın diye soruyorum. Son şey gündemin şey aslında. Banka promosyonu hakkında ne düşünüyorsun? Memur olarak yani ücretin bir parçası olarak düşünüyorum. Az olduğunu düşünüyorum. Başka bir katkısı olan var mı? Ben de bir şey sormak istiyorum. Emeklilik yani emekliliğe nasıl bakmamız gerekiyor? Bu dediğim sistem uygulanırsa emekliliğe gerek kalmaz. Çünkü borçlunun mirasçısı borçlunun varisi benim diyen bir peygamberin dininden biz bahsediyoruz. Dolayısıyla emeklilik hakkı da Hazreti Ömer'in Yahudi'ye bağlamış olduğu şeyi hatırlayalım. İaşeyi hatırlayalım. Hani o sağlığındayken çalışıyordu, yaşamı sürdürüyordu. Zaten çalışıyor olduğuna şahitlik etmesek bile living wage yani yaşam ücreti olarak Batı iktisadının da çalıştığı ve bugün işte işsizlik maaşı ya da geçim aylığı ne diyorlar ona? Yaşam ücreti diyorlar. Yaşam ücreti düzeyinde zaten devlet vermek zorunda bunu. Zaten bunun için var. Almanya'da falan hani çocuk ücreti de var ya. Sistem tamamen değişir. Ha bu dediğim sistem uygulanırsa sendikaya ancak bu meselelerdeki hesapları ve sorunları giderip ombudsmanlık gibi bir görev düşer. Yani o sendikal mantık çatışma bunların hiçbirisi kalmıyor yani. Yeter ki anayasanın 55. maddesini dediğim gibi üretilen değerde emek sermayenin eşitidir şeklinde değiştirelim ve ilineğinde tüm sistemi buna göre değiştirelim. 15 saniyemiz kaldı. Tamam yani kayda gerek yok. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Güzel bir oturum oldu, dolu dolu bir oturum oldu. İnşallah haftaya başka bir konuğumuzla buluşmak üzere. Evet. Bunu